Galiba yeni bir teknik direktör adayı geliyor. Ya ben Beşiktaş'a İbrahim Touré alırım. Bizim işte yeni Fatih çağrımlı. Hoca ile sıkıntımız bir kampta başladı sanırım. Anlaşmazlık, biraz ters düşmeler. Kim Ha, bir oynattı? problem mi? Can Arat oynattı diyebiliriz yerimize. Bir stoper değil. Yani orta saha daha Öyle keyifli mi? ama sağ beki sevmiyordum. Bazı oyuncuların, yabancıların özellikle bak, umurunda değildi ya. Yani bunlar açıkçası benim zoruma gidiyordu. Evet, Şenol Güneş Burak'la ilgili bir sanırız. şey anlatayım o zaman. Tabii abi. Yani kimse bilmez çünkü. Geldiğimde çok büyük kaos var Beşiktaş'ta. Hayır daha şöyle bir şey söyleyeyim. Yaz transfer dönemine girerken Beşiktaş ilk önce Samet Akaydın için gitti. Başkanın 3-4 tane hocanın 3-4 tane transfer isteğini söylediği mevkiler sol bek. Ben söyleyeyim size. Sol bek, stoper, orta saha ve kanat. Migros'un sunduğu Siyahlı Beyaz programından herkese merhaba. Öncesinde bir duyurumuz olacak. Migros hemen ile anlık ihtiyaçlarınız dakikalar içerisinde Migros güvencesiyle kapınızda. Ayrıca uygulamanın içerisinde farklı olarak hizmetler de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi sanal market. Anlık ihtiyaçlarınızı buradan giderebilirsiniz. Acıktım diyorsanız da Migros yemekten sipariş verebilirsiniz. Avantajları kaçırmamak için Migros uygulamasını indirin. Evet, programımızda bugün özel bir konuk var. İbrahim Toraman. Yıllarını Beşiktaş'a verdi diyebiliyoruz rahatlıkla. Bir 10 yıl, değil mi? Evet. Celal abi, sen de çok yakından tanıyorsun. Öyle bir soyunma odasına Aynen beraberdik. öyle. Evet, yakından tanıyorsun. Önceki haftada konuğumuz da Veli Kavlak'tı. O bir sonraki dönemlere denk Onda geldi ben yokum Celal abi. zaten, evet. İbrahim'le beraber Evet, bayağı çalıştık. güzel bir program olacağını düşünüyorum. Celal abiyle ortak hikayeleriniz var mı onu bilmiyorum ama tabii ki soracak da çok sorumuz olacak kendisine. Tabii öncelikle 2015'ti sanırım futbolu Evet, bıraktığınız dönem. 2015. Aradan 7 yıl geçti. Evet. Bu süreçte neler yaptınız acaba? Ya da bundan sonra neler yapacaksınız? Evet, 2015 sezonunda bıraktık futbolu. Hem sakatlıklar hem o anki gidişat. Biraz kötü bir son oldu diyebiliriz kendi adıma ama nasip böylemiş, buraya kadarmış ama işte bitti. Sonrasında biraz bocalama dönemi yaşıyorsunuz ister istemez. Kolay değil, bir boşluğa düşüyorsunuz. Çünkü futbol hayat devam ederken yani gününüz değil, bütün yılın programı var. Belli yani, ona göre yaşıyorsunuz. Tatillerimde program var. Açıkçası ilk başta zorlandım ama sonra alışıyorsunuz. Artık bir bireysiniz, tek başınıza bir yeni hedefleriniz oluyor. Onun doğrultusunda yaşamımız devam ediyor. Yine futbolun içerisinde kaldık diyebiliriz. Yani bu UEFA'nın kurslarına katıldım işte. B lisans, A lisans bunları bitirdik. Bunlardan sonra işte bütün maçlar. Avrupa'ya çok gidiyorum. Ben oğlum Almanya'da yaşıyor. Almanya'ya gidip geliyorum. İşte İngiltere'ye gidiyorum. İşte İtalya'ya gidiyorum. Oradaki maçları yakın takip edip antrenmanlarını takip ediyorum. Ya dedim ki yine boş zamanlarımızı kendimizi geliştirmek adına bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyorum. Hazır konu açılmışken galiba yeni bir teknik direktör adayı geliyor. Yani uzun yıllardır herkes merak ediyor. İbrahim Toraman neden futbolun içerisinde yok? Öyle değil mi? Ben Tabii ki. mesela çok merak ediyorum. Çünkü futbol döneminde hakikaten çok iyi bir oyuncuydun. İz de bıraktın. Ama sonrasında futbolun içinde pek göremedik. Ama bir lisans işi var. Tabii A lisansı aldın galiba. Ve şimdi İngiltere, Almanya, oradaki sistemleri de herhalde test ediyorsun. Bir hazırlıklara başladık artık. Yakında herhalde belki iyi bir teklif gelirse sahalarda görebiliriz. Hayır, böyle teşekkür ederim tabii güzel sözleriniz için. Ya şöyle söyleyeyim, evet biraz önce Celal abiyle onu konuştuk yani dedi gözükmüyorsun ne düşünüyorsun yani. Ben şimdi futbol hayatıma Sivas'ta başladım, amatör takımdan, toprak sahalardan, buzlu sahalardan en alttan en üste kadar kazıya kazıya geldik. Çok çalışarak geldik ve çok badire atlattık, iyi şeyler de kötü şeyler de gördük. Açıkçası kendimi bu konuda tecrübeli hissediyorum. Hani bir taraftarın, bir takımın futbolcusunun ne istediğini, psikolojisinin ne olduğunu bizden daha iyi anlayan insan sayısının az olduğunu düşünüyorum. Çünkü o sahada çok saatimiz geçti. Evet. Hem antrenmanlarda hem maçlara baktığımız zaman 400-500 maçın üzerinde bir resim maç yaptık diyebiliriz. Tecrübem var. Ama şimdi futbol iklimine bakıyorum mesela, ortama bakıyorum ülkemizdeki. Başarı neye göre adlandırıyor, neye göre yorumlanıyor veya yeni jenerasyona gelen arkadaşlarımız var mesela. Antrenörlük yapanlar. Onları görüyorum. Başarılı olanları gördüğüm zaman hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum açıkçası. Kendi adıma da mutlu oluyorum. Ya şöyle düşüncem var kendi adıma. Zaman zaman hani bu işe girmek istiyorum. Aslında çünkü sevdiğim bir iş. Kendime de bu konuda güveniyorum ama bazı ortamdaki bu şartlardan biraz da içerisi biraz kaos gibi. Evet. Yani kaos, karmaşık düzen. Kendim tekrardan oraya atıp bazı insanlarla muhatap olmak veya o keşmekeşin içerisine girmek istemiyorum ama büyük plana baktığımız zaman hedeflerimde tabii ki antrenörlük. Yani
bu işi yapmak için yapmak değil de gerçekten iyi işler yapmak adına doğru yerden başladığımız zaman da hem Türk futbolunun adına hem de bulunduğum konuma bir şeyler kaçacağıma inanıyorum. Futbol dışarıdan göründüğü gibi öyle sadece sahaya çıkıp bir topun peşinde koşturmak değil elbette. Yani özetliyorsun aslında futbolda bir kaos var arka planda, o perdenin arkasında neler neler var. Celal abi, İbrahim Toraman dediğim zaman sen böyle ne dersin kendisine, nasıl bir futbolcu olduğunu hem özetleyebilirsin tabii, bir de yöneticilik de yaptın o dönemlerde. Sporcu yönetici ilişkisi açısından da değerlendirmek gerekiyor. Vallahi İbrahim Toraman son derece profesyonel, görevini yapan, her şeyi yani tekmeyi kafaya atan derler ya, onu da yapan tam bir görev adamıydı. Stoperdi. Ben Fabio Cannavaro'ya benzetiyorum. Mesela o Japonya'ya falan gitti. Çin'e gitti galiba. Çin'de antrenörlük, teknik direktör. Yani hocalık yaptı yani. Yani İbrahim Toraman niye olmasın? Yani şu andan zorlukları sadece görüp çekinmemen lazım İbrahim. Yani işin içine girince zaten bir türlü çıkarsın yani. Çünkü senin bildiğin yerler, 20 sene orada geçirmişsin. Soyunma odasını geçirmişsin. Akşamını mağlubiyette evde uyumamışsın. Galibiyette sevinmişsin, şampiyonluk yaşamışsın, Ümraniye'de geçirmişsin birkaç saat, her gün yani her şeyi biliyorsun kaptanlığını zaten. Kaptanlığını yapmışsın. Bunları, evet, kaptan tabii canım, kaptanlık, şampiyonluk, her şey. Yani bir sürü futbolcularla tanıştın, bunun için yani önün açık olsun, korkma, cesaret et, gir, önünde yaşasan da yani burada... Türkiye'de yaşarken yani hiçbir şey yapmasan bile zaten başına olay gelir yani. Onun için rahat ol yani. Sen girin çoktan, ilk sen başlat. Bizim biraz daha bağışıklığımız güçlü bu konuda. Aynen. Tabii tabii. Göre. Türkiye'de yaşayan herkes madalya hak ediyor bence. Şimdi tabii ya ki... Ya şöyle affedersiniz, bir ekleme yapayım. Oradaki hani benim şeyim bir korktuğumda çekilme dolayı değil. Açık, yok, istemiyorsun, canın evet. Çekmiyor yani. Yani tabii ki şimdi bir hedefim mesela diyorum. Televizyon başında ve statlara gidiyorum, izliyorum hani. Çünkü biz oraları gördüğümüz için yani bir şeyler yapabileceğime inanıyorum. Hani evet. Korktuğumdan dolayı, çekinden dolayı değil. Dediğiniz gibi biz saatlerimiz geçti oralara, biliyoruz ama ülkemizdeki evet hani bir sıkıntımız yok. Dediğiniz gibi canım. Bu işe girdiğiniz zaman tam iyi bir şekilde girmek lazım. Yani bulunduğunuz ortam, yer, bunlar önemli. Eğer o oluştuğu zaman tabii girerim. Neden giremeyim yani? Herkes de donanımlı girmiyor. Yani şöyle mesela futbolu bırakıp bir sezon sonra sahalarda görebiliyoruz. Tabii başarılı olanlar var, olmayanlar var. Bu ayrı yani, başarı kriteri tek başına gidip antrenörlük eğitimi almak mı? Kimisi almadan da olabilir. Yani sonradan alıyorlar lisansları vesaire ama o teknik direktörlük meziyetleri farklılaşıyor zaman gelince. Nedir? Takımlar iyi giderken hocanın da bir problemi yok. Diyorsunuz ki genç teknik adam ama görüyorsun ne kadar başarılı. Ama takımlar bir krize girdiği zaman, oyuncular arası olsun, işte üst üste mağlubiyetler olsun, o krizi yönetememek mesela aslında teknik direktörlük meziyetleri ortaya çıkıyor. Oralarda ortaya çıkıyor. Çok donanım sahibi olmadan biraz aceleci atılanlar da var bu işlere. Katılır mısın? Çok doğru söylüyorsunuz gerçekten yani. Hani evet, işte futbolu bırakır bırakmaz biz ona adım atmadık. Yani dedim ki biz sahada çok pratik yaptık. Çok fazla saatimiz oldu. Biraz teorik olarak bilimden, teknolojiden, hani Avrupa ne yapıyor? İşte bu üst ligler, İngiltere ne yapıyor? Almanya ne yapıyor? İşte onların mentalleri nedir? Düşünceleri, insana bakış açısı, sahası, antrenmanı, teknikleri ne farklı yapıyor da başarılar diye. Açıkçası kendimi bu alanda biraz zaman tanıdım. Bunlara gidip gördüğüm zaman saat geçirdiğimde kendime bir şeyler kattığıma inanıyorum. Dediğim gibi hani burada çok şey gördük. Son dönemlerde dediğim gibi özellikle son 200 senedir. Bunları yakından takip edip hem antrenman bilimleri olsun, antrenman tekniği olsun. İşte futbol her gün gelişiyor, her gün değişiyor. İşte son dünya kupasına baktığımız zaman da yani birçok değişiklik olduğunu gözlemleyebiliriz. Dediğim gibi bunları en iyi şekilde geliştirdikten sonra, kendimizi tam anlamıyla donanımı gerçekleştirdikten sonra iyi bir yerden başlandığı zaman bunları gösterme şansımız olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ta bir lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa. Evet. Yani 6 kupa kazandı 10 sezon içerisinde. Ama 7 sezon oldu futbolu bırakalı. Sence İbrahim Toraman olarak yeteri kadar değer görüyor musun Beşiktaş'ta? Ya sadece ben İbrahim Toraman olarak güzel soru. Evet, güzel soru gerçekten de hani ya ben Beşiktaş'ı İbrahim Toraman'ım. Gerçekten hayallerimin takımında oynadım. Kaptanlık yaptı. Zor bir transferin oldu Fenerbahçe'nin elinden. Zor bir seviyorum. Transferim oldu. Hani bizi belki şey yaptılar o zamanlar, çok zorlandım. Bakın ben çok güçlü bir transferdim. Kimse benim yaşlıklarımı bilmiyor ama
kitap yazsam herhalde çok fazla okunur bununla ilgili. Yani yaşamadığımız şey kalmadı. Transferin ilk dönemlerinde o zaman. Hani transfer sürecinde mi? Tabii. Ne yaşandı mesela? Çok şey burada anlatsam. Sığmaz yani. Ben... Ya benim menajerim yoktu mesela hani. Her şey bütün başkanlarla beni arıyor. Hocalar beni arıyor direkt. Daha genç bir oyuncuyum. Nasıl davranacağımı, ne düşüneceğimi bilmiyorum. Menajersiz kafanız karışıyor. Olmak, şu an mesela geçen gün şeyini dinledim. Antep'e giderken kaç yaşın? 16 yaşında mıydın? 16 evet. Ha, Sivas'a Antep'e giderken şeyini anlattı da çok ilginç. Menajersiz bir kariyer yapmak o yaşlarda şimdi bugün düşündüğün zaman hayal gibi geliyor. O zaman menajeri babasıydı herhalde çünkü 16 yaşında ne olacak? Yok, babam da değildi. Babam beni göndermiyordu zaten. Ha, o var yani tabii. Gizli gizli bir top oynuyordum. Tabii tabii annem sağ olsun hep destekledi. Tüm kariyeri kendin çizdin. Tabii tabii evet kendimi zorluyorum. Ben şunu ip yanıyorum. İçinizde olacak ya. Evet. Bir insan içinde bir şey varsa o bir şekilde dışarıya çıkıyor yani. Beşiktaş'la ilgili kısmı tamamlayamadık. Yani kırgınlık var mı orada? Ya kırgınlık şöyle bir kötü ayrıldık diyebilirim. Hani bir dakika ne oldu ben hatırlamıyorum ya. Nasıl neyi kötü ayrıldın? Ha, ya şeyden... Benim daha 3 yıllık kontratım vardı. Yani kavgalı olaylar falan oldu. Ondan tamam sonra orada işte... üzülmez gitmedi mi? Sonrasında devam eden şeyler işte. Yani aslında onun devamı diyebiliriz. Hani bunları çok fazla konuşmak istemiyorum biliyor musunuz? Yok konuşma. Çünkü sürekli şey yapıyor. Deli abi siz de biliyorsunuz yani. Hı hı. Çok artık antipati oluyor. Çünkü insanlar bunu Beşiktaş taraftarının bildiğini düşünüyorum. Defalarca soru oluyor. Bence bunu defalarca cevapladım. O sorunun üstünü çizmiştim. Sağ olun. Yani hayır çekineceğim durum değil yani. Ben her şeyi açık şekilde anlatamam kavga ama. Kavga etti ne olacak? İki erkek kavga eder yani. Yok zaten ondan sonra ama Beşiktaş'a yine Sivas'a gidip geri dönmüştün. Yok Sivas'a gittim. Ben Sivas'ı sakatlık açtım. Hani bir pupus oldu. Evet. Çünkü burada bir 8 ay oynamayan bir oyuncu olarak gittim oraya. Kamp dönemi geçirmedim. Hı-hı. Carlos gerçekten çok iyi bir hocaydı. Çok iyi bir insandı yani. Bir arkadaş olarak bir Roberto şeydi. Carlos. Evet, Roberto Carlos. Bir an önce sen unutma, ben unutmam derdi. Ben kamp geçirmemişim. 15 gün antrenmanda maçlara başladım tabii ki. Maçlara başladık. Oynadık işte bir pupus olduk. Bu karın kası yırtıldı. Çok ağır bir sakatlık. Ondan sonra dönmek biraz zor oldu. İşte Beşiktaş yönetiminde, o zamanki yönetimde hani düşünmediğini bildiğim için. Teşekkür ettiler. Ben de o anda futbolu bıraktım zaten. Beşiktaş'tan sonrasını herhalde bir de o duygu geldi mi bilmiyorum yani. Hani Beşiktaş'tan sonra Sivas'a gittin geldin ama belki zorlasan devam edebilirdin. Ederdim. Tabii. Ama ben burada bırakayım dedin herhalde. Ya ederdim. Benim bir yıllık da kontratım daha vardı Beşiktaş'ta. Ben onu da feshettik yani. Her şeyi bıraktın. Her şeyi bıraktın. Ya işte bir anlık... 3 sene daha kontratım var. Niye devam etmiyorsun? Bir anlık şey de mesela diyebiliriz. Hani o bir kırgınlık. Ha, artık sinir. Yaşadıklarınız bir de birikmişlik var artık. Ha. Sürekli o kaostan kurtulmak istiyorsunuz. Hayır Beşiktaş'ta olmaz da başka takımda yani, oynardın. Olur ya. Şöyle ama Beşiktaş'ta İbrahim Toraman olarak mı bırakmak evet, istedin? Aynen. Yani sebep ha, oydu bence. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Ya düşüneceğim oydu. Bir de şimdi Sivas benim memleketim mesela. Hı. Ben o dönemde kadro çıkarınca birçok yerden teklif vardı. 2-3 tane takımdan. Sivas memleketim olduğu için. Bir de o zaman başkana ben söz vermişim. Mecnun'a dökmez. Hani eğer Anadolu'ya dönersem kendi kulüp yani memleketime dönerim bir gün diye. Konuştuğumuz zaman onlara bana çok sıcak yaklaştılar. İyi davrandılar yani. Transfer ettiler. O yüzden gitmiştim. Ama Sivas oynadığınız zaman memleketiniz güzel bir takım. Son derece iyi bir takım yani. Özellikle genç oyunculardan gidip. Tamam. Senin oynadığın dönemlerde böyle lig ikinciliklerini falan. Bir sene önce çok başarılı ama o sene bayağı bir sıkıntı yaşandı. Tabii öncesinde geldiği yani. Dönemlerde. Yani işte o da devam ettim. Ama sonra o şeyi Beşiktaş'ta sonra şeyi göremiyorsun. O gönül bağı gidiyor artık. Yani tabii ki profesyoneliniz ama ister istemez o motivasyon olarak aşağı düşüyorsunuz. Dediğim gibi yani Beşiktaş değil de başka takımlara yine gidebilirim. Kaç yaşındaydın? Bıraktın 33. Da? 30. 33. 33. Evet yani erken bir yaş tabii ki. Hı-hı. Özellikle bir savunmacı için çok aynen. Erken yaş oluyor. Bir de bir sene önce ben hani feda yılını geçirdik falan. Çok iyi bir sezon geçirdim yani. Bütün maçları oynadık. Müthiş bir sene geçirdik. Bilmiyorum ki artık nasıl oluyor. Bizim hakkımızda kararlar hani başkaları verdiği için sahada oynamak da yetmiyor gibi geliyor bana bazen. Bizim takımda öyle gibiydi bilmiyorum. %100 Türkiye'de evet. Yani şimdi Beşiktaş var ama ben milli takımda sormak istiyorum. Kaç kez milli takım forması giydin? A milli takım. 18 kez Ümit Milli, 32 de A milli takım forması sence giydim. Sence 10 sezon boyunca Beşiktaş'ta oynayıp kaptanlık yapan ve bu sezonların çoğunda ilk 11'in oyuncusu olarak yani o takımın iskelet kadrosunun oyuncusu olarak yeterli bir sayı mı? Tabii ki değil ya. Benim yani çok fazla olmam gerekiyordu. Şeyi hatırlıyor musun bizim Ümit Milli takımı 81-82 jenerasyonu. Portekiz'i yenen takım mı? Portekiz'i yendik, İtalya'yı yendik. Almanya son gruplarda burada şeyde beraber mi kaldık? Ellendik yani. Jeneral bir yetiler yine yaşım yaşımı belirtmek istiyor. Evet. Bizim o jenerasyon Ümit Milli takımda ilk A milli takımı olan oyuncu benim. Hı-hı. Mesela hani işte Tuncalar var işte Kemal, işte Servet, Volkan. Birçok oyuncu vardı yani. Bunların ilk A milli takıma giden 2002'de işte İtalya maçıyla beraber. Oldum sonra Letonya maçına çağrıldım yine tekrar. Şenol Hoca zamanında.
En erken amil takıma adım attım. Sen Hoca gayet ilişkimiz çok iyiydi. Bana ilk destek yani. Onu soracaktım notlarım arasında. Sonra Ersun Hoca destek oldu. Daha sonra yani oynattı yani. Forma evet. verdi. Daha sonra Fatih Hoca geldi. Fatih Hoca beni ilk başta oynatıyor. Bir yanındakiler de yaşıyordu. Daha sonra işte ki oradaki anlaşmazlıklar, belki performansın düşüklüğü, çıkışlığı, Hoca ile o andaki olan ilişkimiz seni biraz o şeyin dışına itti diyebilirim açıkçası. Kim yani. Oynuyordu senin yerine milli takımda hatırlıyor musun? Valla bizim işte Fatih Hoca ile sıkıntımız bir kampta başladı sanırım. Anlaşmazlık, biraz ters düşmeler. Kim oynattı? Can Arat'ı oynattı diyebiliriz yerimize. Ha. Daha sonra kim oynadı işte? Bizim Gökhan oynadı, Serhat oynadı. Ha. Tabii onları görünce de sen tabii çıldırıyorsun. İşin ya şöyle bak, Tigana zamanındayken bizim kadrodayken mesela defans şeyinden 3'ü çağırıp ben çağırmıyordum. Öyle bir şey vardı yani Fatih Hoca'nın. İbrahim Üzülmez, Gökhan Zan, bir kere sağ dışında bir problem yaşadım ve onun devamında zaten hani Fatih Terim'i de düşününce kolay değil değil mi? Ya sağ içerisinde yaşanan şeyler diyelim. Daha sonra sağ dışında bu devam eden hani. Ama performansın iyi olsa da o dönem çağrılmadığın oldu. Hatta ya ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? O dönem çağrılmadığında Beşiktaş'tan da hem kulüp açısından hem kendin açıklamalarda bulunmuştun zaten yani. Yaptım. Şöyle söyleyeyim. Dediniz ya 10 yıl boyunca oynayıp daha fazla olmanız gerekiyor. Tabii ki bak 10 yıl boyunca sürekli olmak diye bir şey demiyorum ama çok iyi performans koyduğum zamanlar oldu. Yani şampiyon olduk, kupa kazandığımız ne bileyim bireysel olarak çok iyi olduğum zamanlarda çağrılmıyorsun. Hani sizin yerine çağrılan hiçbir arkadaşıma saygısızlık yapmak istemem. Ondan sonra çağırılıyor. Oraya geliyor yani. Ama sonrasında o arkadaşların hiçbir şekilde istikrar yakalamadığını görüyoruz. Ya bir şeyle performans koymadığını söylüyoruz. Görüyorum ben. O yüzden biraz üzülmüşüm. Yoksa tabii ki hoca seni iste, çağırır, çağırmaz yani. Bugün yine milli takım aradan kaç yıl geçti? Hala milli takımın kadro seçimleri ayrıca tartışma konusu tabii ki. Onu zaten Avrupalı gençler aldı. Yani Avrupa'da oynayan Türkler. O dönem mesela benim ismi dahi aklıma gelmiyor. Milli takıma seçilmiş bir oyuncu vardı. Hollanda 2. liginde mi ne oynuyordu? Sonra geldi Elazığ Spor'da oynadı mesela. Kimse tanımıyordu. Milli takıma var en son zamanda hatta. Bir daha oldu öyle bir şey. Sen daha birisi geldi gitti. İsmi sana belli ilginç. Değil. O milli takım düzenleri de seçimli kadro seçimleri de çok ilginç oluyor tabii ki. Şimdi burada tabii ki İbrahim Toraman'ın 10 yıllık Beşiktaş macerasından bahsederken hani kadroları vermemek de olmaz. Şimdiki kadroyla o dönemin kadrosunu bir kıyaslamak istedik. İtirazın olacağı, ya şunun yerine şu daha iyi giderdi benim dönemimden diyen isimler var mı? Yani şu sanırım şampiyon olduğumuz kadro. Öyle değil mi? Evet. O sezonlar. Bence bizim takım iyi bir takım açısı yani. Ya. Şu takıma baktığımız zaman. Ya ben mesela hani birlikte oynadığım dönemler itibariyle belki Ferrari'nin yerine Sivok vardı. Ha tamam, Ferrari sonra geldi zaten, doğru. Bir sonraki sene bu Ferrari olaydı. Sivok vardı, Zapatoşini vardı öncesinde. Mesela seni orta sahaya koymuşlardı diğer resimde de onu koydurtmadım ben. Çünkü sen orta sahada oynamaktan hoşlanmıyorum dedim. Mustafa Hoca zamanında oynadın da yok, hoşlandın da bir yere yani. Önlü böyle seviyordum. Sağ bek çok sevmiyordum. Yok sabek, ha bir de sabek denedersin de yani, evet. Stoperde daha iyi oynuyorum demedim mi? Ben yanlış hatırladım. Stoperde rahatsın zaten. Şeyim rahatım. Aynen. Çok severek oynadığım bir yerim stoper değil. Yani orta saha daha keyifli. Öyle mi? Ama sabeki sevmiyordum. Sabek tabii zor iş ya. Kadro, şimdiki kadroyla kıyaslarsan ne dersin? Ya şimdi Beşiktaş'ın şu anda kadrosu yine iyi. Ben beğeniyorum açıkçası yani. Hı-hı. Bu sezon. Evet. Önemli olan takım yaratabilmek. Bu takım dedim işte bir sene Ferrari geldi için şampiyonun bir sonraki sezonu işte onun yerine Sivok vardı. Zapatoşu vardı. Evet. Bizim Gökhan vardı zaman zaman. Ferrari Fener maçını sattı mı? Ya, öyle şeyler bana çok şey geliyor yani. Yani niye öyle konuşuluyor ben anlamıyorum ki. Yani ne oldu yani yan yana oynadın o maçta. Yani ne bir şey hissettin mi? Yani sattın satmadın diye ben direkt konuşurum da. Yani sen daha güzel, daha yumuşak bir cevap verebilirsin yani. Futbolcunun öyle bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası yani. Değil mi? Dünya niye, para kazanan adam. Niye öyle bir şey yapsın ki ya? Ne bileyim. Çok saçma bir durum ya. Hayır ben oradaydım o maçta. O maçta benim için çok önemli maçlardı. Benim gol attığım maç. Hı-hı. Biz gol attım bir tane Almeida'ya süper bir pas bıraktım el orta sahada. Kaleciyle karşı karşıya. Senin derlerde çok golün var ya. Atsa 3-1 biz öne geçeceğiz. Kendi sahamız taraftarın desteğiyle belki farka geçeceğiz. Ferrari kırmızı kart gördü. Atıldı işte. Penaltı mı oldu? Bir şey oldu. Sonrasında sanırım 5-2 mi 4-2 mi biz mi maç kaybettik? Evet. İşte enteresan şeylerle gidiyor yani. Peki burada birlikte oynadığın en özel oyuncu hangisiydi? En özel mi? En özel oyuncu böyle. Ya ben şeye önem veririm. Dedim ya ben her zaman yani sağ açıkçası işimi iyi yaparım kötü yaparım ama çok çalışırdım yani antrenmanlarda her zaman verdim. Ben burada kimi severim? Ersi şeyini severim. Ersi iyi niyetliydi Fabian. Fabian Ersi. Holosko'yu severim. Çünkü o da iyi bir profesyonel. Çok iyi niyetli bir oyuncuydu. Bobo, zaman zaman şey Bobo iyiydi.
Yani Tello'yu ben getirdim. Beğendin Tello, mi? Tello kesinlikle iyi bir oyuncuydu yani. Hem iyiydi, pozitifti, yetenekli de bir oyuncuydu yani. Şey vuruşlar. Yani kalede Rüştah var dediğim gibi. Hani iyi olduğu zaman, gününde olduğu zaman söyleyecek şey Delgado zaten. Delgado da böyle bir geldi geçti. Delgado'nun da iyi olduğu zamanlarda iyi iş yapıyordu ama evet. Çok ya, estetik nazik bir oyuncuydu. Evet, çok hatırlıyorum. Çok. Böyle bir ruh olarak maç seç, evet. Yani bir tek şey değil, fizik olarak değil yani. Hani işte ne bileyim, uçaktan da korkardı, işte karısını devamlı yanında istedi, personel trainer devamlı yanında filan, ama o yeteneklerini kullanamadı yani bence. Yani bir Arjantinli gibi değildi, nedense İsviçreliydi herhalde, bilmiyorum. Soğuk deplasmanlar bile sevmiyordu. Yani. Sivas'a nasıl götürdünüz? Yani işte. O, ya o dönemde bakıyor, şimdi kış döneminde çok soğuk deplasmanlar vardı. Çok soğuk, evet, felaket. Onlara zorluk çekiyorlar açıkçası. Tabii alışkın değil ama evet. Gerçi yani İsviçre'de vesaire orada yaşamış bir insan da alışkın olması lazım. Oralar da çok soğuk. Ama Celal daha iyi tanıyor diye gibi şey, nazik bir çocuktu böyle. Çok. Yetenekliydi ama. Ya ben sadece İstanbul'a maça çıkarım diyenlerden o zaman. Neredeyse zaten zar zor geldi. Onu çok seviyordu Basel'in başkanı. O ilaç fabrikasının sahibi de çok zengin bir başkan. Zar zor aldılar onu ama yani beklenen Delgado değildi işte. O... Ya Celal Beşiktaş'a geliyor yani. Tamam Basel'di yani. Beşiktaş'a geliyor işte. Burada artık İstanbul'dasın. Her şey onun elinde, iyi de para kazanıyor. Artık onun nazını çekemezsin yani. Bizim ülkede böyle bir durum var. Var. Geliyorsan burada sen sonuna kadar o formayı hizmet edeceksin yani. Yok soğuktu, sıcaktı. Böyle bir durum yok. Olamaz da yani. Yani siz seçemiyorsunuz. Onlar evet. Ne? Bu kadronun en iyi 3 tane oyuncusu kim? 5 yaşın hani bu sene uf iyi. Celal yani, abi kadrodan ziyade aslında şimdi 10 sezon var. Belki bir sezonu burada baz alıyoruz ama orada Türkiye Kupası'nı kazandıkları sezonlar, evet. Süper Kupa kazanılmış. Aslında daha fazla kupanın olduğu sezonlar var. Belki mesela şampiyon olunamadı ama daha yetenekli olduğunu gördüğü isimler vardır. Bizim için tabii çok iyiydi Schuster zamanı. Şimdi, müthiş bir kadro kuruldu ama. Tabii. Yani o kadro bence müthiş bir kadroydu. Ama benim şey olmadı işte yani. Hocanın Schuster nasıl bir hocaydı? Ben çok iyi bir insandı. Çok da iyi bir ya. Hocaydı. Ama iletişimde biraz sıkıntısı vardı. Onun futbolcunu görsen var ya. Öyle mi? Muhteşemdi. Tabii seni 1970. Yine hatırlamayacağım diyeceksiniz. yani hani bununla bağlantılı olarak tabii ki 10 sezon içerisinde birlikte oynadığın en iyi 3 oyuncu kimdi Beşiktaş'ta? 1-3 saysan en iyi. Bir tane demek bana çok öbürlerine haksızlık olmaz mesela yani. Devam edebiliriz sonra ama ilk 3 sonra 4-5 gidebilir o. Ben de yani, takım kaptanı yani olduğum zamanda da böyle hani ben o takıma böyle adanmışlık veya kendini o takıma tamamıyla veren insanı, futbolcu daha çok seviyorum yani. Çünkü aynı duyguyu paylaşıyorsunuz. Çünkü sen olsun. Ben hissettiğim o yani. Belki yani. Hayır, sen olsun öylesin Celal yani. Şimdi takım kaptanı verdi. Ben Beşiktaşlı İbrahim yani. Küçüklüğümde tuttum takımın. Oynuyorum ve kaptanlığını yapıyorum. O bambaşka bir duygu. Öyle oyuncuları gördüğün zamanlar daha hoşuma giderdi. Hani iyi niyetli. Böyle takımına sadık. Son derece profesyonel. Yani biraz amatör duyguyla oynuyor. Aynen yani. Evet. O yüzden yani 3 tane demek yanlış olur da. Peki en iyilerini söyleyelim hadi. Yani 3 tane demeyelim de. Mesela bu kadro dışında ben sormak istiyorum. Ben buradan Fabian her zaman severim. Bu kadroda zaten Ernst dedik. Holosko, Teo, Bobo. Bunları saydık ama bu kadronun dışında da elbette vardır ya. Çok uzun bir kariyer. Evet. Bizim şey Kleberson vardı mesela. Evet, onu severdim. Kaçtı gitti. Çok iyi bir oyuncu. Kaçtı mı bilmiyorum. Antrenmanda bekliyoruz. Abi dediler aldı eşyalarını topladı gitti diyor. Şok oldum yani. Dönem futbol şube sorumlusu sen miydin? He. Adamı yakalayamadın değil mi? Yok. Ya Acarkent'te şey yapıyormuş. Almış eşyalarını toplamış gitmiş. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Hiç haberiniz yok. Yok. Niye gitmiş sonradan? Biz antrenmana bekliyoruz ya. Antrenmanda Ümraniye de öğrendim ben. Sonradan bir sebep bildirdi mi? Yok. Çekti gitti işte adam. Gitti ve bağlantı tamamen aynen, koştu mu? Aynen öyle. Yani. Böyle kaçan başka futbolcu oldu mu? Bilmem. Ya ama o idare açısından şimdi Celal falan bilir. Ben bunu bilemem mesela. Neyi sıkıntısı vardı? Valla ben de bilmiyordum gitti. Yani. Adam Manchester United'da müthiş bir transfer evet, olarak geldi. Soğuk herhalde. Yani, soğuk alışamadı. Belki onlar biliyorsun aile problemleri çok oluyor. Yani herhalde ondan gitti. Ailesi istememiştir. Allah'a ısmarladık dedi ve gitti Van gibi oldu. Var. Yani Van Danara daha meşhur oldu Türkiye'de Icardi'den. Kleberson'un Allah'a ısmarladık demeden bile dememiş bile yani öyle gitmiş. Evet evet kaçtı gitti diyorum ya. Daha ne diyeyim? Simao'ydu mesela bak Schuster zamanında. Simao çok profesyoneldi. Tamam o kadroyu yendiniz işte. Quaresma, Ronaldo'lu kadro Portekiz kadrosunu yendiniz. Portekizler kadrosu. Evet, maçlarında. Evet, evet, evet. Düşün yani. Zaten yani bir ara Beşiktaş'ta o kadro Portekizler kadrosu grubu. Ya işte o grup hani çok iyi takımdı ama işte. Var mıydı Portekiz çetesi? Öyle gazetelerde çıkıyordu falan yani bilmiyorum. Hani içeride onlar ayrı siz hakikaten ayrı mıydı? Hakikaten var mıydı? Yıllar sonra bu şey gelir mi? Ya şimdi bakın şöyle bir durum var. Yani yabancı takım hani Türkiye'deyiz ama yabancılar gelmiş ve hepsi güçlü oyuncular. Tabii. Hani
En iyi yerlerden kontrat olarak da güçlüler. Şey olarak da. Tabii ki onların yerlerine. Takımda yerli oyuncuların bir orada şeye geçme açık söyleyeyim yani. Siz orada tek kalıyordunuz. Çünkü yabancıların sözü daha. Sen onlara kaptanlık yani. Yaptın mı? Yaptım tabii. Peki... Ama ben şöyle, benim hepsiyle aram çok iyiydi mesela. Beni çok severlerdi mesela. Hani doğum günü olur veya evlerinde bir davet olur aileyle beraber. Hep beni davet ederlerdi. Ben onlara zaman geçirdim yani. Ne bileyim. Korajman'la benim aram çok iyiydi mesela. Yani Korajman biraz sorunlu ufak tefek dışarıda. Sağ içerisinde ben son derece yetenekli bir oyuncu. Tabii. İyi olduğunda faydalı bir oyuncu çok ama. Çok büyük iz bıraktı Beşiktaş'ta. Evet yani ama biraz zor, onu yönetmesi zordur yani. Evet, evet. Biraz sıkıntılı bir oyuncu. Yıldız ya. Aurası vardı. Evet, Şenol Hoca ile bile kavga etmiş. Değil mi? Şenol Hoca kavga etti ama Şenol Hoca onun nasıl biri olduğunu bildiği için zaten o kavgayı sürdürmedi. Tekrardan adamın... barıştılar mesela, onunla devam etti. Hiçbir gece hayatı falan yokmuş ha, devamlı evdeymiş, çalışıyormuş. Sadece sahanın içinde problem. İşte diyoruz ya, teknik direktörlük meziyeti yani bu bir yerde. Yıldız yönetmek de aynı şekilde. Şenol Hoca evet, kavga tabii. etti de sonra yine o kovarajımı oynamaya devam etti. Tabii tabii. Ya sorunuza geleceğiz, o zamanla hani diyoruz öyle bir çete var mı yok mu diye. Yani onlarla Türkler değil, Türklerin hiçbir şey yok o anda. Sözde geçmez. Diyorum bir tek ben vardım yani. Ben de severlerdi, ben de onları severdim. Herhangi bir sıkıntımız yoktu. Belki Portekizler İspanyol arasında belki biraz bir rekabet olabilir. Evet. Portekiz İspanya rekabeti mi vardı? Ya şimdi şeyde normal değil ama mesela bir takımda 4 tane Portekizli oyuncu var. Dördünün birlikte oturup kalkması, hareket etmesi. Bu da bir yerde normal. Daha fazla zaman geçirmesi. Elbette bütün takımla iç içe olmanız gerekiyor ama daha fazla zaman geçirmesi de normal. Bu tabii takımda işler iyi giderken... Evet. Gruplaşma denilmez adına ama nerede bir tökezlediniz eyvah. O zaman gruplaşma oluyor. O zaman yerliler arasında da var şimdi. Bunları nasıl gruplara ayıracaksınız değil mi? Yerliler de hep birbiriyle sıkı fıkı ilişki içerisinde olmuyor sonuç itibariyle. Bugün de aynı, dün de. Bunda değişiklik yok. Bana normal geliyor yani bu yabancı futbolcuların bir grup halinde hareket edip yani oturup kalkması, zaman geçirmesi. Ben futbolcusu yapmış birisi olarak söylüyorum. İş normal değil çünkü yani takımsın. Yani orada şey yapman lazım. Yani bütün takım aynı anda olmaz. Aynı şekilde nefes alıp aynı şekilde eğlenmeye gitmen lazım. Sağ içine de bu yani çok görünüyor yani. Şimdi şöyle Portekizli izlediler. Adamlar soygun yapmaya gelmediler yani ama hep birbirlerini tuttular. Mesela önemli pozisyonlarda belki atıyorum Toraman boşta onu atmadılar da. Yani Toraman'ı seviyorlar. Onun için o pek anlamamış. Sağ içine olur mu böyle bir şey? Olur ya, olmaz olur mu ya? Olur ya. Yani şimdi defans bölgesi de bu değil mi? İleride mesela diyeyim. Orta saha oyuncularında bu olur. Diyelim forvet oyuncusuyla arası şey. Ya bu Dünya Kupası bile mesela. Bak aynen aynen oluyor ya. Adam atmıyor tercihini. Evet. Görüyor onu atmıyor ama öbür tarafa oynuyor. Bravo. Mesela orta saha oyuncusunuz. İki kanattan birini tercih edeceksiniz. Aha benim arkadaşım burada deyip o tarafa. Doğru atarsınız. Sıkışık da olsa oraya dönüyorsun. Yani sıkışık ama bu belli olur ya. Evet. Yani iyi gözle bakıldığı zaman belli aynen, olur. Aynen aynen. Herkes anlamaz ama anlaşılıyor. Brezilyalılar için derler ya bir tane Brezilyalı çok iyi, iki tane orta, üçüncüsü İşi kötüye getirir diye. Şunu söylüyorum yani birlikte hani sürekli olarak birlikte vakit geçiriyorlar vesaire deniliyor ya normal. Aynı dili konuşuyorlar. Mesela Portekizliler vesaire bazen Kovarajım İngilizce bilmiyordu mesela. Yok. Ya tamam da buraya aile toplantısına gelmediler ki ya o gün. Abi yani, şimdi dışarıdasın sağda, Celal abi dışarıdasın. Abi nasıl Toraman'ı çağırmışlar? Mesela tamam. Onun gibi bir sürü daha kişilerle ama beraber. Ama bu iletişim işte. İletişimi sağlamak ayrı. Tamam şimdi ben bir tek onların mesela, kabahati demiyorum. Şimdi kendi... Ama... Aile içerisinde bir şey var. Yakın aile dostlarını ben... çağırırsın değil mi mesela? Yakın görün evet. Dostlarını çağırırsın. Bu normal ama hani tamamen tesisinde o ayrı bu ayrı o başka bir yere. O gruplaşmaya gidiyor. Ama birlikte daha fazla zaman geçiyor. Normal zaten yani aynı ülkenin vatandaşı aynı topraklardan geliyor. Aynı dili konuşuyorlar. Ama Beşiktaş'ta oynuyorsun. Ama bak işte ne olursa olsun burada yönetenlerin işidir. Hani evet. Bu transfer yapmışlarsa o aile havasını oluşturması lazım. Çünkü büyük bir yatırım yapıyorsunuz bu oyunculara. Maddi olarak sağlam kontratlar. Bunlar işte yönettiğiniz zaman takım olduğu zaman bu takım başarılı olurdu. Yani o takımın başarılı olması lazımdı bence. Çok mesela %100 ben de katılıyorum. Yani sonuçta Beşiktaş'tayız yani. Yönetim ayrıcalık yaptı mı sence onlara davranışla sizle davranış arasında? Bence yaptı. Ben söyleyeyim belki bir şeyler. Yani, öyledir yani bu işte. O zaman yabancıların şeyi vardı ya. Yani. O dönem yani. Çünkü şimdi... Bir de bunlar yıldızdı yani. Simao Atletico Madrid'den geldi. Tabii. Ama Simao en sorumsuzdu biliyor musunuz? Simao son derece profesyonel bir oyuncuydu. Onun dışında Quaresma zaten hani Inter Barcelona vesaire. Almeida. Evet. Almeida vardı. Fernandes vardı. Fernandes. Ha. En sorunlu Fernandes miydi? Çünkü ya, şöyle o söyleyeyim, bak sadece işte, sonraki süreçte de hep aynı sorunlar Fernandes'le ilgili yazılıp çiziliyordu. Şimdi ister mesela dışarıdan yani yorum yapıyor bazen. Hı-hı. Sahanın içerisini veya takımın içerisini bilmedikleri için tamam mı? Bir oyuncu alıyorlar böyle yukarılara çıkarıyorlar. Taraftar evet. Da öyle zannediyor ama... Hı-hı. Sağ içerisine baktığınız zaman aslında o oyuncunun ne takım umurunda
ne takımına böyle karşı hani kazanmışsın, kaybetmişsin. Görev yapıyor. Hayır, keyif yapıyor yani. Ha, görev de yapmıyor. Görevini yapmış olsa onu da yapmıyor. Şey yaparım dersin ki adam, görevini yapıyor, sonra bakarsın. Bazı oyuncuların, yabancıların özellikle bak, umurunda değildi ya. Ya yani bunlar açıkçası benim zoruma gidiyordu. Evet. Bunlara zaman zaman da ben tavrımı koymuşluğum da var ama tek başına kalıyorsunuz. Yani ben bir sporcuyum. Ya takım kaptanınız olsan da hiçbir şey sözünüz geçmiyor yani. Yabancıların daha fazla o anda şeyi var. Çünkü yönetim onlara o şeyi vermiş diyebiliriz. Ya işte bunlar olduğu zaman nasıl takım olamıyorsunuz? Aynen öyle, bravo. Ya aslında işte takımı iyi bir yönetseler, idareciler, neyse artık oradaki başında olanlar, o kadronun iş yapmama şansı yok da çıkması yani. Sen mesela kaç kardeşsin? Bir tane kız kardeşim var. Yani hani bilmiyorum kız kardeşin nasıl sana davranırlar ama işte yani iki çocuk arasında da bir ayrım yaparsan o çocuğun gelişimi ileride problem ne oluyor? İnşallah yapmam. Bir tane çocuğum var, ikincisinden sonra göreceğiz. Yok, senin için demeyelim zaten. ya takım yaratmak farklı bir şey. Evet, yani. Evet. Hani, biraz daha homojen olması gerekiyor. Psikolojisini bilmek, biliyor musun? Ona göre davranmak başka bir şey yani. Şimdi az önce mesela şeyleri konuşurken işte teknik adamla girişte çok donanımı olmadan giriyor bazıları diye. Mesela burada kriz yönetimi, spor psikolojisi. Bu da işin bir gerçeği. Evet, çok fazla şey bunları bilmeden, kriz yönetimini nasıl yapacağını, uygulamayı nasıl geçeceğini bilmeden, bir de spor psikolojisi, sporcu psikolojisini bilmeden hareket ediyorlar çoğu kez. Çünkü kendi futbolculuğundan nasıl öğrendiyse o şekilde, biraz alaylı mektepli de alaylıya kaçılıyor yani yeni girenler de. Oysa biraz daha bu işin mektebinden de bir şeyler öğrenmek gerekiyor. Kesinlikle, diye düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama bu da önemli bir şey. İyi bir gözlemci olmanız gerekiyor. Şöyle bir Celal abi, yıllar geçirdik. Ben çok fazla iyi antrenörle çalıştım. Teknik direktörle. Yani bu sikesinden tut da şimdi bileyim. Onu söyle. Türkiye'nin. Evet. Bunlar da çok büyük gözlem, ne diyorsun? Hani hoca sana davranırken veya saha içerisindeki antrenman tekniğinden, taktiğinden, davranışların daha da önemlisi sende ne hissiyat bırakıyor hocanın. Hani bu çok önemli. İşte bunları kendinizde bir derleyip, toplayıp, biraz da dışarıdan bir eğitim aldığınız zaman daha dışarıdan bakma şansınız oluyor futbolcuya karşı. Bu teknik adamlar arasında, kendi döneminde çalıştığı teknik adamlar arasında en iyisi hangisiydi? Celal abi, sana da soracağım. Senin döneminde. Tigana demesin de. Tigana'yı hiç sevmiyordu Celal abi. Neden? Tigana fena değil aslında. Ya genç oyuncuları sever Tigana yani. Yani genç oyuncuları aslında Tigana değil de onun yardımcısı vardı. Stefan değil mi? Şeyin yardımcısı. O şu anda Deschamps'ın yardımcısı. Evet. Bir de şey vardı çok esas. Yani. Gözükmeyen o işte Burakları, şunları bunları hepsini, Gökhan Güleşleri, belki İbrahim Akın da vardı galiba. Bir sürü genç, hatta bir sürü de isimlerle vermişti. Bende vardı o dosyada. Richard diye genç bir adam vardı. O bütün Türkiye'yi tarıyordu gençleri bulmak için. O şey yapıyordu. Çok faydalıydı ve onların çoğunda yönetim transfer etti Beşiktaş'a. Burak da onlardan bir tanesi. Burak'ın da, bu arada ben Burak'ın Burak kankam mı hala? Bu dediniz, Burak'ı da severim. Bak unutmuşsun, aklıma gelin istiyorum. Aynen, ben de Burak, şimdi aklıma geldi. Ya, uzun zaman oldu Burak'ı görmüyorum ama Burak'ı her zaman severim ben. Ha. Yani aramızda onu, mesela onu da Beşiktaş seyircisi sevmedi. Yok işte niye sevindin Beşiktaş'a karşı bilmem ne de dendi. Yani ona şu anda Beşiktaş seyircisi istemiyorlar işte hala. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Buranın için evet gitti bizden. Bizde oynadı, fena değil yani. İniş, bir çıkış yaptı, sonra bir iniş yaptı. İşte o taraflara belki tepki koymuş olabilir. Dışarıdan belki kendi bunu yönetemedi. Birçok şey ama Burak için gitmesi bence hayırlı oldu düşünüyorum açıkçası. Kendi açısından. Evet, doğru. Müthiş bir kariyer. Farklı bir yerine maddi yani. Olarak da bence çok büyük rakamları kazandığını düşünüyorum. Kariyerine çok şey kattığını düşünüyorum. İleride hani şey olarak da ona çok fazla katkısı olacaktır. Evet, Şenol Güneş. Burak'la ilgili bir şey anlatayım o zaman. Tabii abi. Yani kimse bilmez çünkü U19 Dünya Şampiyonası şeyde Hollanda'da bir baktım sarışın. O zaman saçları sarışın ve uzundu. Düzdü yani. Sonradan dedim ki ne yaptın saçların, hani nasıl sarışın oldun? Ha, şu omuzlarına kadar geldiği dönemde. Kadar, var mıydı o kadar? Bir fotoğrafını atıyorum böyle omuzlarına kadar. Antalya'ya falan gittiği herhalde zamanlar. Neyse o sırada da Beşiktaş ilgileniyor bununla. İşte ben de orada yani milli takım sorumlusu olarak Beşiktaş'a yönelttim Burak'ı. Sonra Menderes Türel, işte Yıldırım Demirel, Murat Aksu falan Beşiktaş'a aldılar. Hatta Serdar Özkan'ı şey istiyorlardı. Takasla istiyorlardı. Dedim yok, Serdar'a vermeyiz dedim. Yani 500 bin dolar veya Serdar Özkan. Dedim 500 bin dolar istemiyoruz. Serdar Özkan bizde kalsın dedik. Neyse Burak Yılmaz'a oynadı işte o maçlarda ama yani benim hissettiğim, tabii ben de futbolu çok iyi biliyorum demiyorum ki. Ama sonra evine geldi menajerle birlikte. Benim evime geldi pardon. Dedim Burak nerede oynuyorsun dedim. İşte ben dedi şey ileride oynuyorum dedi. Dedim oğlum yok, ileride oynamıyor. Orta saha sırtın kaleye
arkan kaleye dönük diye oynuyorsun diye şey yaptım. Hatta menajeri Şenol Usta Ömer, ona telefon açtım. Dedim nerede oynatıyorsun Burak'ı? İşte dedi işte sırtı arkası kaleye dönük diye. Yani nerede oynadığını bile bilmiyordu. Bak o kadar net söyleyeyim yani. Yani tık işin sonucu olarak. Sonra onu Şenol Güneş değiştirdi işte. Kaleye ne zaman evet. döndü, şut atmaya başladı. Sonra kaleye doğru. Ondan sonra da zaten Trabzon'da böyle şey yaptı. Şöyle Celal abi, katılıyorum size. Evet ama Burak bize de mesela ilk o sinyali verdi. Burak ama açıkta oynuyordu. O maçta o kalite vardı. Bizim İnönü maçının stadında bir hazırlık maçı yaptık Shakhtar Donetsk'le. Burak bir gol attı orada. 35-40 metreden sanırım yani. Tabii. Çatıla. Yani benim bile Burak'a karşı olma şeyim değişti açıkçası yani. Çizgide gibi, kanat forvet gibi oynuyordu o dönem işte, değil mi? Şenol Hoca onu... Müthişti. O zaman da yeteneği vardı ama işte değil mi? Bizde bir şey oldu o. Beklenti yukarı çekti. Sonra onu karşılayamadı. Evet. Bravo. Karşılamadığı için de biraz sıkıntı yaşadı. Şenol Hoca onu mesela kanat forvetten alıp hatta ilk Trabzonspor'a Eskişehirspor'dan gittiğinde evet. yine kanat forvet olarak gitti ama yarım dönem öyle geçirdi. Yok sonra gerçek yerine döndü. Birkaç golü attı. Sonra Şenol Hoca onu da demek ki o ışığı gördü. Aynen. Santrafor'a merkeze çekti onu. Aynen. Şimdi teknik adamlardan gidiyorduk. Tabii ki birlikte çalışan en iyi teknik direktörü ben merak ediyorum. Ha, onu sormuştu nereye geldik? Ya diyorum en iyi hani bir isim verdi değil mi? Çoğundan şey öğrendim. Belgoski çok iyi bir insan. Antrenman süper. Tekniği falan yani o insan harbiden insan müthiş bir insan. Evet. Şey ya Beşiktaş'ta Türkiye'de denemedik kalmadı sonra gitti. Evet. Yani mesela Celal sevmiyor Tigan ama Tigan'da hani evet çok başarılı oldu o ayrı bir şey. Gençlere karşı yaklaşım eğitimci bir antrenördü. Ama biraz zor bir kişilikti. Kişilik olarak zor diyebiliriz. Yani Türklerin Şenol Hoca bence eğitici. Hani sana bir rahat bir alan tanıyor. Şenol Güneş'le ilgili neler söylersin? Bugün 70 yaşında Beşiktaş'ın başına geçti tekrardan. Hem Şenol Güneş'le özelinde nasıl yorumlarsın Şenol Güneş'i hem de yeni Beşiktaş'ı Şenol Güneş neler katabilir? Ya Şenol Güneş çalıştığım antrenörlerinde hem sevdiğim hem de bir şeyler öğrendiğim teknik adamlardan bir tanesi. Rahat, futbolcuna alan tanıyan, futbolcu işini yaptığı anda ona hiç karışmayan, onu iyi gözlemleyen, bir iyi yaklaşan, iyi niyetli. Ufak tefek hata da yapabiliriz de yanlış yapabiliriz ama hoca bunları tolere eden birisi. Hani kişileştirmiyor anlatabiliyor muyum? Yani o bireysel olarak ona takıntı haline getirmiyor. Onu bir şekilde üstesinden geliyor diyebiliriz. Yani 70 yaşında dediğiniz gibi ama sonuçta görev veriliyorsa veya o da hala içinde o istek arzu varsa o tecrübesini... Hiç 70 yaşında gibi durmuyor. Katılır mısın? Evet. Bence biraz şey yaşına göre daha diri. Çok enerjik. Enerjik. Evet. Ya yılların tecrübesi Şenol Güneş. Bilemiyorum yani. Faydalı olabileceğine inanıyorum açıkçası yani. Bir de şimdi Şenol Güneş de çok şey yaşadı Celal abi. Biz de hani böyle düşünürüz ama mesela 2002 Dünya Kupası'nı hatırla. Ondan sonra Konfederasyon Kupası vesaire. Başarılar geliyor ama Şenol Güneş başarılar kazandıkça Şenol Güneş'le ilgili çok farklı şeyler konuşuluyordu. Yıllar geçti. Çok bir şey değişmedi. Geldi Beşiktaş'ta şampiyon oldu. 2 sezon üst üste. Belki daha fazlasını da yapabilirdi bu arada Beşiktaş'ta. Ama yine Şenol Güneş'le ilgili gündemler başka yerlere döndü. Ya şu anda bir şey dönmedi. Dur bakalım. Milli takım şey gidiş. Abi, milli takımda kötüydü ama. Gidiş dönemi ayrıydı. Milli takımda da ama şimdi şöyle milli takımda çok iyi bir başlangıç. Fransa'yı yeniyor, Hollanda'yı yeniyor, Norveç'i yeniyor. Evet. Şimdi mesela bugünkü takıma dese ki Fransa'yı, Hollanda'yı, Norveç'i yeneceksiniz. Ya ciddi misiniz falan derler. Bunları yaptık ama tekrar gündemler... Yok, katılmıyorum. Şu anda sorsan herkes herkesi yeniyor. Gördüğün gibi Japonyalar, Arabistanlar neler yaptı Türk ya. Şu an Türk milli takımı gerçekten evet, bu saydığım takımları yenebilir mi? Hangi takımları? Fransa, Hollanda ve Norveç. Yener. Niye yenmesin ki? Görmüyor musun? Kimler kimi yeniyor şu Dünya Kupası? Onu anlatıyorum. Faroe Adaları'nı yenildik. Ya işte ama Faroe Adaları. Lüksemburg Faroe Adaları. Tamam işte ama eskiden beri böyle. Şimdi mesela bir Macaristan maçı anlatırlar. Bilmem onu ben bile hatırlamıyorum. o kadar eski. Yani Macaristan'ı yendik 2-1 diye. Halbuki adamlar gelmiş 3 tane maç yapmışlar. Artık B kadro, C kadrosu falan öyle bir kadroyu yendik yani. Onu kimse gerçekleri konuşmuyor tabii. Hala o Macaristan'ı yendik, Macaristan'ı yendik. Artık yeni, şimdi Şenol Güneş'le ilgili en son milli takımda başarısız bıraktı. Şimdi kendini acaba o kaç sene oldu? 3 sene geçti mi aradan milli takımdan sonra? Neyse. Yok geçmedi. Geçmedi 2 mi? Geçmedi. 2 sene olmuştur ya. 2 sene oldu. Ha, yani işte kendini yeniledi mi? Ne yaptı? Oradan ne ders çıkarttı? Şimdi tekrar bir kulüp takımına döndü. Ne yapacak Beşiktaş'ta? Bence hala soru işareti. Öyle kolay değil yani işi. Çok zor iş. Mesela bir sol bekçi sağ bekçi biliyorsun. Devamlı konuşuyoruz. Şimdi soracağım. Ne yapacak işte? Savunma hattını soracağım. Ne yapacak yani? Savunmanın Beşiktaş'ta bir artık nasıl tanımlayacağız seni gerçekten? Beşiktaş taraftarı mesela ne derdi? Hatırlıyor musun? Neye? Bir lakap olarak mesela.
Bir lakabım yoktu ya ama ben yani savunmada konuşturulan besteler vardı yani. Taraftara teşekkür ediyorum. Güzeldi yani. Ya bir yani en azından benim gözümde hani bir asker gibiydi sahada. Bir savunmada evet, evet. Yönetici. Ya şöyle söyleyeyim. Ben savaşçı. Şimdi savunma oyuncusuyum ama bak Antep'ten gelirken Ümit Milli Takım, Amiri Takım oyuncusuyum. 3-1 takım oyuncusu. Şaklar Dönek istiyor o anda. Çok güçlü transfer olarak geldim. Ama hani genç bir oyuncu geliyorsunuz ama defans oyuncusunuz. Bir takım iyi takım olur. Orada kendinizi şey yaparsınız. Geldiğimde çok büyük kaos vardı Beşiktaş'ta. Çok fazla transfer vardı. Sirkülasyon vardı yani. Doğru. O anda ilk başta bir bocorama dönemi yaşıyorsunuz. Kolay değil. Ama daha sonrasında kendimizi yavaş yavaş hem taraflara hem camiaya bir şekilde ısındırdık diye düşünüyorum açıkçası yani. Şimdi şu anki Beşiktaş savunma hattı çok tartışılıyor. Şenol Hoca da performansını beğenmediğini söylemişti zaten. Takım savunmasının çok zayıf kaldığını. Sol bekte Masoku, sağ bekte Rose'nin performansı düşük. İşte Romain Saïs'te Tayyip Talha iyi başladı gibi sonra düşüşe geçtiler görünüyor ama şimdi Romain Saïs'i ben Fas Milli Takım'da izliyorum. Harika. Evet. Beşiktaş savunma hattını sen bugün nasıl görüyorsun? Sorunlarını. Bu eleştirilere katılmıyorum. Hani Beşiktaş savunma hattı bence bireysel olarak iyi oyuncular. Yani şimdi sağ bekimde Rozier değil mi? Evet. Hani işte form düşük falan. Bence formda olduğunda Türkiye Ligi'nin o alanı en iyi kullanan sağ bek diyebiliriz. Her anlamda yani. Hem ofansif hem defansif. Ben Masuakan da kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Her zaman faydalanabilir, yararlanabilir. Sahi istediğiniz gibi şu andaki performansı ortada. Tecrübeli bir oyuncu, lider bir oyuncu. Özverili bir oyuncu her şeyden önce. Yani işte onun yanında işte Tayyip daha iyi bir çıkış yaptı. Genç bir oyuncu. Yani artıları var, eksileri var. Kendini geliştirir. Böyle tecrübeli bir oyuncuyla. Tayyip'i kendine benzetiyor musun? Daha farklı özelliklerimiz var ama nedir o farklı özellikle mesela? Söyle bakalım. Sen altlarını söyle. Ya şimdi bunu kendimizi konuşmana çok şey yok açıkçası ama Tayyip'ten gelecekte ne bekleyeyim yani ben? Tayyip daha şöyle bir şey söyleyeyim. Kuvveti yerine güçlü, kuvvetli bir oyuncu. Evet. Oyun konsantrasyonu son derece iyi. Çıkış olarak da yani o stoperin bu ilk 20-30 metre çok önemlidir yani. Evet. Dönüşleri, çıkışları, hamleleri bunlar da fena değil. Tek şeyi mesela iyi oynadığı maçlardan sonra gördüm çok fazla şey yapmaya çalıştı. Sonraki maçlarda birçok şey yapmaya çalıştı. Onun hataları yaptı diyebiliriz. Hata yaptıktan sonra bunu şey yapamıyor. Üstesinden gelemeyen bir oyuncu diyebiliriz. Savunmacılar biraz dağılabilen bir oyuncu. Ekstraya girince. Evet, evet. Girmemesi lazım onu. Basit oynayıp savaşacak. Bravo. Her şeyini sahaya yansıtacak. Aynen öyle. Ama çok ben bir şey yapabilirim işte. Yani biraz da şey vardı yani. Birkaç gol attı ya. Onun vermiş olduğu özgüvenle bir şeyler yapın dersen o zaman bütün her şeyi sıfıra indirirsin. Kötü bir oyuncu değil. Gelişirse faydalı olur. Ama daha da önemlisi takım savunmasının yapılması lazım. Hani bu bütünü oluşturduğu zaman. En önde başlaması lazım. Evet. Bu oyuncular kötü oyuncular değil yani. Peki pardon. Samet mi Tayyip mi sence? Hangisi daha iyi? Adana Demirspor'da. Samet şimdi o takımlara görüyoruz yani. Büyük takımda görmedik daha. Büyük maçlarda mesela izlediğimizde çok fazla hata yaptı. Fenerbahçe maçında öyle, Trabzonspor hayır, maçında hayır bizim yedeğimizi öyle sattık Beşiktaş'a falan dedi ya. Adana Demirspor başkanı. Ama şöyle için. Ben onu hemen söyleyeyim. Hani işin hemen muhabir tarafına geçiyorum. Geç. Yaz transfer dönemine girerken Beşiktaş ilk önce Samet Akaydın için gitti. Öyle mi? Tabii. Murat Sancak Samet olmaz dedi. Hani Tayyip Talha ile ilgili bir düşünceniz varsa onu oturup konuşalım dedi. Hmm. O yüzden zaten son güne kaldı. Hmm. Yani o arada kaç gün geçti? Kaç ay geçti? Ya ama işte son gün bir transfer olarak gelen bir genç bir oyuncu. Bence çok iyi başlangıç. Maçlarda iyi başlangıç yaptı. Bu önemli bir şeydir yani. Kolay bir şey değil. Evet. Bunu devam ettirmek onun elinde. Ya şimdi Senar Güneş'te bir tecrübeli teknik adam da geldi. O da bir ona için şans. Dedim ki Saïs yanında oynuyor. Tecrübeli bir şey, stoper. Bunları değerlendirdiği zaman çok çalışırsa yani oraya oturabilir. Tamamen kendi elinde olan bir şey. Ben bir soru sorayım yine. Tabii. Stoper oynamak için boyunu yeterli buldun mu? Çünkü çok millet eleştiri yaptılar. Yok işte stoperlere göre kısa boylu da işte yok bazı hava toplarını alamıyor falan filan. Senin hiç öyle bir sorun oldu mu veya dışarıdan seni böyle eleştirdiklerinde ne düşündün? Ya şimdi şöyle Beşiktaş'ta 10 yıl oynayınca size bir şekilde bir şey bulmalar lazım hani. Boyunu bir şekilde hani bir şey bulamıyorlar. Ben dikkat edin yani onu yapıyorlar bunu yapıyorlar ama ben her zaman mücadele ediyorum. Her zaman biliyorum. Savaşıyorum. Sağ bek oynatıyorlar oynuyorum tamam mı? Hani bekleyenler var biliyorum. Ön libero oynatıyorlar oynuyorum hani. Şimdi stoper oynuyoruz. Sakatlanıyoruz. Yerimize oynayan bir stoper oynuyor. Forma şansı bulamayacağız. Orta sahada yer buluyorum. Oynuyorum. Yine herkesin bir şeyi olmuyor ama yani seven kadar sevmeyenler de var. Bir de 10 yıl oynayınca kolay bir şey değil yani. İşte ondan dolayı şeyde bulundular. Böyle şeyler de söyleniyor. Ay ben sana... Benim boyum 1.80. Avrupa'daki bazı bu arada Kannavur'dan da 1.80. Bakarsınız. İşte ben onu örnek verdim ya. Hayır ikincisi de benim çıktığım hava toplarına baksınlar bir yani. Kaç tane şimdi bizim zamanımızda bu kadar şey yoktu istatistikler. Kaçta kaçını aldım şey yapan yoktu yani. Bir baksınlar bakayım yani.
çıktığım hava toplarına karşı kaçını almış. Önemli olan boy kolay... değil, sıçrama şeyi değil mi? Ya yani boy stoperde önemli tabii. Fiziğiniz, atletik yapınız, motorik özellikleriniz, çabukluğunuz, hırsınız, sertliğiniz, her şeyiniz olması lazım. Stoper yani anlamı yok yani. Sende ya. Ben de bunları hepsi kendi adıma, kendini atmadı biraz şey bir durum ya. Kötü bir şey yani. Ya tamam, şimdi 1.70 için tabii ki mesela bugün Manchester United'ın stoperini Sandro Martinez çok kısa boylu mesela. Aşırı derecede. Tabii ama canım. Yani 1.80 o sıçrama mesela 1.85'lik bir oyuncuya göre o sıçrama kabiliyetini elde edersen yani ona yaklaşırsın zaten 5 santim, 10 santim. Cristiano Ronaldo buna... Ben futbol oynamadığım için şimdi, bilemiyorum onun için mesela sordum. Mesela Cristiano Ronaldo buna aşırı derecede çalışmış bir oyuncu. O yüzden stoperlerin üstünden uçuyor mesela. Ya şimdi Cristiano Ronaldo'nun atletik özellikleri çok iyi. Evet. Boy olarak da size yüksek bir oyuncu. 87 boy var herhalde değil mi? 90 evet, mı yani? O civarda. Onun yanında atletik bir oyuncu yani. Timing'ini iyi yapan, her zaman öncelik alan bir oyuncu. Anlatabiliyor muyum? Bunların ekstrasını yaşıyor. Bu arada ben Cristiano Ronaldo'ya kaç biz dediğimiz ümit milli takımına da ben adam oynamıştım yani. Keşke o maçı bulsak da çıkarsak yani. Değil mi? Kazandığımız maçta, oradaki maçta evet. Oynadığı en kötü maç mıydı? Bilemem artık yani, onu görmek lazım işte. Yani şey demiyorum ama o zamanlar şey Ronaldo yeni yeni duyuluyordu böyle işte. Büyük bir yıldız gelecek. O zaman anladın şey mı yapıyorlar. İbrahim şey olacağını, yıldız olacağını? Yani ne, hiçbir şey hissettin mi sana karşı oynarken? 90 dakika mücadele ettin adamla. Ya iyi, tabii ki belli oyuncu yani. Herkese sürekli yani topun üzerine atlıyor böyle şey yapıyor işte. Onu... Yani sonuçta o zaman da bizim hoca var, Raşit Hoca. İyi şekilde şey yapmış yani. İyi biliyorum. Bir oyuncu, o kadroda iyiydi yani. Bir şey diyemiyorsun ki zaten. Sizin kadro da çok iyiydi. Şimdi yani, dedim, bu şeyler bence dedim ki yani size bir şeyler bulmak zorundalar bizim ülkemizde. Sana eğer artılar söyleniyorsa eksi de bir şey bulunacak. Gözün içinde kaşım var diye. Muhakkak bulunacak yani evet. Şimdi tabii sana da soracağım. Ceyla Bey'e de soracağım yani. Yabancı oyuncu kuralım malum Türkiye'de. Ahmet Nur Çebi'nin de açıklaması oldu. Yabancı sayısıyla ilgili tavrım net dedi. Geçen gün bir yemekte birlikteydik. Başkana sordum bu soruyu. Yani ne olacak dedim. Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi diye. Değişmesini isterseniz benim tavrım net olacak dedi. 7+4 isteyeceğim. 6+5 isteyeceğim dedi. Resmi olarak da bunu ileteceğim dedi. Açıklamasını da yaptı zaten dün tekrar. Şu an 8+3. Çünkü diyor ki ben diyor transfer dönemine girerken söyledik. Değişsin dedik. Değişmediler. Ona göre bir kadro yapılanmasına gittik. Bonservisler ödedik. Oyuncular aldık. Bu oyuncuların parasını versinler o zaman bana diyor. Kabul edeyim diyor. Şimdi bu yabancı sayısıyla ilgili görüşün nedir? Bir, hem A-milli oyuncu hem Beşiktaş'ın eski yani Türk futbolcusu olarak. Ya şimdi bu hassas bir konu. Yani olaya nereden baktığınız önemli. Şimdi bana desin ben bir takımın diyelim Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm veya büyük takımlarda teknik hocalık yapıyorum. Serbest olsun isterim. Ama dışarıdayım şu anda. Bir spor severim. Türk milli takım forması giymiş bir oyuncuyum. Bu ülkede yaşıyoruz. Kısıtlama olması lazım derim. Hani sınırlama olması lazım derim. Çünkü hani bizim ülkemizi biliyoruz. Eğer yabancı sınırlaması tam serbest olsun, yerli oyuncular şans bulamazlar. Yani öyle mi diyorsun? Bence öyle yani. Çok çok nadirdir yani ya. Tuttuğun yani yerliyi getirir mi? Çok fazla yabancı ülkemize gelir diye düşünüyorum ben. Yani çok fazla. Özellikle o yabancı serbest olduğunu Anadolu kulüplerinde sirkülasyon acayip oluyordu. Devre arası bir grup... Tabii. Yaz transfer döneminde bir grup geliyordu böyle. Aynen. Doğru grup. Seyahat ajantası gibi. Ya, yani mesela ne oldu belli değil. Hani +3, +4 bunları koyuyor. Acaba böyle sınır yerine mesela kriter mi getirmemiz gerekiyor ya da kaliteli yabancı getirebilmek adına? Nasıl gelecek yani ya? Kaliteli yabancıyla. Şimdi şunu düşünüyorum bilmiyorum yani etki ediyor mu oyunculara? Bugün Türk oyuncuları +3 kuralı birçok kulüp. Hani belki bir iki ismi zaten ideal 11 oyuncusu olarak yazıyor ama üçüncü ismi mesela zorunluluktan yazıyor. Bugün Galatasaray'da da aynı konu vardı. Sezon başında Beşiktaş'ta da aynı konu vardı. Birçok kulüp bunu yaşıyor. O oyunculara sonra diyoruz ki milli takımlar için git işte şu kulüplerle yarış. Şu oyuncularla rekabet et. İşte İspanya'nın gençleriyle rekabet et. İşte İtalya'yla rekabet et diyoruz. Ama kulübünde o belki de o yetenekli değil. Ama mecburiyetten oynuyor. Bu oyuncunun gelişimi ne derece şimdi doğru? Doğru bir bakış açısı. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ki büyük takımlara yerli oyuncu bulunurken o seviyede olduğu için oynatıyorlar. Hani sadece bir avantajı vardır muhakkak ama şöyle bir şey, bunu diyorsunuz size katılıyorum ama diyelim Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yabancı sınırlama serbest olsaydı şu anda 3 tane oynayan oyuncu oynatırlar mıydı? İşte oynatmazlar. Hiç sanmıyorum. Oynatmazlardı yani. 3 büyük takımda da hemen hemen hepsi yabancı olurdu. Şimdi 3 büyük takımda oynamayan bir yerli oyuncu yani Anadolu'da geldiğin zaman farklı bir şey yani.
Çıkıyor ya. Bana mı öyle geliyor? Mesela düşünelim biraz yabancı kısıtlamasının olduğu dönemlerde çıkan oyuncuları. Beşiktaş'ta mesela Oğuzhan Özyakup'un oynadığı dönem var. İşte onun dışında... Yabancı o zaman serbest mi? Yani yine kısıtlama var mı? Hayır, 14 yabancı kuralıyla birlikte oynadılar mesela. İşte Cenk Tosun'un oynadığı dönem. Mesela Cenk Üzünden'ler, Çağlar'lar vesaire böyle yabancı sayısının daha yüksek olduğu dönemler. Hani bunlar zorunluluktan oynayan oyuncular değildi. Ama onlar nereden bence, gider? Oradan... Hani... Şimdi oraya geliyorum. Mesela ilk böyle çarpıcı şekilde Avrupa'ya transfer yapmaya başladığımız dönem belki de şu son 20 yılı baz alalım. Cengizlerin, Çağlarların mı işte gitmeye başladığı dönem. Ama yine o olur. Ben şimdi şey demiyorum. Asıl burada odaklanmamız gereken acaba A takımlar seviyesinde bu 3'tür, 4'tür artı kuralları mı yoksa altyapılar mı? Cengiz altyapı, Çağlar altyapıdaki o eğitimle Almanya'ya gitti. Cengiz de aynı şekilde transfer oldu. Tamam. Dediğiniz doğru da onlar altın oradan gitti öyle değil mi yani? Evet. Yani oralardan şey yaparak gitti. Şimdi evet. Büyük takımda oynayıp gidemediler yani. Dediğiniz doğru belki serbest olup altyapıya çok fazla önem verilirse farklı bir şey oluşabilir. Farklı sistem ama yıllar bu döngünün içerisinde Türk bu. Yani bir karar alıyorlar. 2 sene sonra tekrardan değişiyor. Ama dediğim gibi... Bence ciddi bir sorun o zaten. Yani dediğinizde ben şuna katılıyorum. Diyelim ki yabancı serbest oldu. Yine Avrupa'ya giden oyuncularımız olur. Hı-hı. Tamam mı? Çok fazla oyuncu daha gidebilir çünkü burada şans bulamadığı için. Hı-hı. Bir yerlere sivrilmiştir. Bir yetenek evet. Görmüş Avrupalılar. Evet, ve doğru. Gelip daha iyi inceliyorlar yani. Aynen doğru. Onu alıp götürebilirler oralara. Ama büyük takımdan gitmek zorlaşır. Yani Ceyla abi sen ne düşünüyorsun? Sence mesela A takımda yabancı oyuncu transferlerine kriter gelip bir de altyapı teşvikine mi dönülmeli? Okay. Sahalar çok yetersiz. Bugün muhtemelen İbrahim Turan'ın bıraktığı sahalarda Beşiktaş hala. Beşiktaş akademi oyuncuları 15 yaş, 16, 17, 18, 19 işte bu gruplar gelişim liglerinde oynayan çocuklar hala İbrahim Turan'ın dönemindeki o 3 tane antrenman sahası Ümraniye'deki bir tane de Fulya'daki sahada çalışıyor. Fulya'daki saha zaten şu anda. Bu sadece bu arada Beşiktaş özelinde olan bir konu değil. Tüm kulüpler adına. Yani hangi kulübümüzün işte altın ordu örneği veriyoruz hep. Kaç tane kulübümüzün 10 tane mesela akademi sahası var. Şimdi ben... Beşiktaş yarışmacı takım tabii. Altınordu değil. Altınordu 1. lige bile çıkmak istemiyor yani. Süper lige bile çıkmak istemiyor tabii. O avantajı şey yapıyor. Zaten sahibi de bir bayağı iyi bir iş adamı. O zevk için öyle futbolcuları acayip geliştiriyor ediyor. Küçükken hani ağaç yaşken eğilir misali. Çıkarttığı futbolcu da bence bu kadar seneye göre az. Ben sana söyleyeyim. Hı hı. Mesela santraforları kim? İlhan. Şu an var yani düşün santraforu evet. O yani o gol atıyor yani şimdi kolay değil yani full gençte koyamazsın kadroya. Ben her türlü yasağa karşıyım. Ne olursa olsun yasağı sevmem ben. Yani her şeyi serbest bırakacaksın. Kim varsa kabiliyetli çıkar öne topunu oynar bence kendini gösterir. 5 yaşta ne oldu? 3 tane genç çıktı ne oldu? Nereye gittiler? Avrupa'ya hemen attı kendini. Şimdi artık değişti ya hemen Avrupa'ya gideyim de ne olursa olsun orada takıma girmemelerine rağmen. 3'ü de oynamıyor. Serdar Saatçi, Emirhan, Rıdvan. Üçü de oynamıyor ama orada gitti işte oraya. Orayı istiyorlar. Menajerler oraya çeviriyor rotasyonu. Kendi şeyini yani. Hedeflerini. Ama Fenerbahçe'de ama bak mesela Ferdi Kadıoğlu tamam Hollanda'dan geldi. Var genç çocuklar. Arda Güler mesela Gençlerbirliği'nden geldi. Çok kabiliyetliysen çıkartırsın kendini. Altyapı zaten bambaşka bir sorun. O Fulya sahasında günde 15 maç yapılıyor. Halı saha. Bu arada Beşiktaş için Mehmet Ekşi ile konuştum. Hatta önümüzdeki hafta belki gideceğim ziyaretine. Beykoz projesi. Beykoz projesi var. Bir de orayı da görmek istiyorum ben. Evet. Çünkü en fazla başkana da söylemiştim. Yani bu alt yapıyı halletmeleri lazım. Ama yarışma takıma da koymak lazım tabii. Koymayacaksan niye yapacaksın yani boşu boşuna? Amaç o zaten yani. İşte oraya. Aynen. Valerian İsmail dönemini Beşiktaş'ın nasıl buldun? Nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi çok iyi bir giriş yaptılar açıkçası. İyi bir kamp dönemi geçirdiler. Yani bunu basından gözlemlediğimi söyleyebiliyorum. Evet, yani ben kamptaydım. Futbolcular hep şunu söyledi. Senin döneminden olanlar hala kim var? Necip Uysal var. Atiba Hutchinson. Atiba tam ben geldiğim. Yani o geldiğim kiralık biraz kaldı. Ben gittim evet. İkisi var hani doğru. İki tane. Atiba'yı da sevdim. Aynı döneme denk geliyor belki oynamadınız ama. Futbolcular hep aynı şeyi söylüyordu. Hayatımızda böyle idman yemedik. Mesela Necip Uysal kaç yıldır Beşiktaş'ta? Evet sen yaşadın çünkü Avusturya'da. Ben böyle idman görmedim. İşte pestilimiz çıktı vesaire ama o çıkış da çok hızlı oldu. Evet. Düşüş acayip daha da hızlı oldu yani düşüş. Ya şimdi antrenmanı yüklemek zor bir şey değil yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bence de yani. Bir kitapçıkları da var. Her yerde var. Birçok antrenman taktiği var yani. Bu tamamen sizin seçtiğiniz bir anlayıştır. Çok fazla yüklenirsiniz. Zaman zaman bunu şey yaparsınız.
ve hafif bir giriş yapıp işte maçlarla beraber yükselmesini ister. Birçok etken vardır. Hani çok fazla çalıştık, iyi çalıştık bana şey gelmiyor açıkçası yani. İnanılmaz çok önemli gelmiyor, gelmiyor ama yani. Sezon itibarı başlangıcı itibarı böyle iyi bir izlenim yarattı. Yani takımın özellikle İstanbul'da İnönü diyorum hep Vodafone'da oynadığı maçlarda yani. Zaten boş ver bize de göre. Oynadığı maçlarda hep böyle bir baskı altına taraftarla beraber bir bütünlük sağlamış. Coşkulu takım var dedim, çok iddialı yani. Kadrodaki oyuncular da iyi. Ama birdenbire bir düşüş yaşadılar. Çok fazla işte, bir düşüş yaşadılar. İyi işte, o zaman sezon başı yükleme bir işe yaramıyor mu yani? Bu da garip bir şey çıkarttı yani ortaya, test çıkarttı. Böyle çalışmak lazım. 3 maç mı sürecek yani bütün sezon başı? Harika geçirdik, bilmem ne yaptık. Geçen sezon da öyle giriş yaptı işte. Sonra yine aynı haftalarda benzer şekilde düşüş oldu. O da sakatlıklarla birlikte. Yine sakatlık sorunları baş gösterdi. Yine düşüş oldu. Şampiyonluk. Tamam, benim sorum işte şu. Yani sezon başı mesela Sergen'e dediler ki sezon başı kampı yapmadın. O yüzden takım çöktü. Burada da sezon başı harika geçirdin. 3 maç sonra çöktü. Hangisi doğru? Şimdi Şenol Hoca mesela şunu söyledi. Dedi ki yükleme yapmayacağım takıma dedi. Ya bu saatten takımla sonra yükleme mi olacak? Şimdi 45 günlük ara vardı. 45 günde istese yapılır herhalde, evet, değil mi? Yükleme yapmayacağım dedi. Şunu söyledi. Takımın gücü eksik, kuvveti eksik dedi. Ayrı şeyler bunlar dedi. Yani kondisyon başka bir şey dedi. Güç kuvvet ayrı dedi. Bu takımın gücü eksik dedi. Ya kuvvetsiz kalıyorlar dedi. Ya. Gücü eksik ne demek ya? Gencik bir sporcu şu yaşta bile koysan Toroman'ı. Abi kimsenin mesela kilosu zayıf ya, diyor yok, ki kilo alıyor. Kolay değil abi, yok. Ya tamam, kaç yaşında yani 33 yaşında 35 38'e kadar oynarsan Atiba oynuyor işte. Ne ya var o ki şimdi, yani? O süreye gelmiş bir durum böyle. Sürekli geliyorsun geliyorsun oynanabilir ama şey değil yani, zor kolay değil. Ya futbolcunun bir form yakalaması, tamam, vücudunun her şeyin hazır olması bir zamana ihtiyacı vardır yani. Tamam, ben zaman veriyorum zaten. Ben şunu demek istiyorum. Gücü kuvveti eksik değil. Beşiktaş'taki tabii benim fikrim tabii canım. İlla doğru olacak diye bir şey yok. Bence Beşiktaş'ta en büyük takım bir kere takımdaşlık yok. Bir kere onu söyleyeyim. Hı-hı. Esas onu yaratacak. Arada bölünmeler var. Artı basında dahil, Beşiktaş medyası dahil çok sert eleştiriyoruz aslında. Ben de dahil. Yani ben medyada değilim ama konuştuğum zaman biz kendimiz çok iyi. Ama ona bakarsan Fenerbahçe'yi mesela bir de yukarılara çıkartıyorlar. Sanki dünya şampiyonu kupasını almış gibi. Galatasaray da ona başladı. Federasyonu da etkiliyorlar. Yani bu algıyla, rüzgarı arkaya almakla 5 yaşın büyük problemi var. Ha, bunu nasıl halledecekler? Bilemem. Ya adamla ya da hakikaten çalışarak. Ama Ceylan 5. haftada Beşiktaş liderken mesela şampiyonun çok en büyük adayı diye bahsetmeye, evet, başlamıştık. Evet. Yani bizde duygular çok hızlı bir şekilde değiştiği için anlık yaşıyoruz her şeyi. Evet. İnişlerde, çıkışlarda aynı şekilde oluyor. Bana bir yerde normal geliyor. Ama eleştirileri saptığı noktalar çok önemli tabii ki. Hmm. Şimdi mesela Beşiktaş Fenerbahçe'de yanlış hatırlamıyorsam 7 puan fark var şu an. Bir maç eksik. Fenerbahçe aynı şekilde. Onlar öyle mi? Evet, 13-13 olması gerekiyor. Beşiktaş Antalya ile oynamadı ya. Evet, onu diyorum. Şimdi lig ama uzun maraton. Daha çok hafta var. Evet. Şu an sadece iki takım baş başa gidecekmiş gibi görünüyor. Oyun itibariyle öyle öne çıkarılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe. Beşiktaş bu kadrosuyla yarışa girebilir mi? Şenol Hoca 3-4 tane transfer istemiş başkandan. Başkan kendisi söylüyor. 3-4 tane istemiş ama Ahmet Nur Çebi de belki bir tane belki iki tane yaparım diyor. Yapar. Son günde yapar abi. Bu takım nerelere sence transfer istiyor? İlk sorunuz mesela hani Valerian İsmail'i bence çok fazla eleştiri oldu. Hani evet, başarısız var mıydı? Hani bir güven veremiyordu. Değişiklikler odur budur ama çok fazla eleştiri vardı bunun. Dışarıdan baktığın zaman gözlemleyebiliyorum. Sürekli onun üzerinden. Adam gitti, hala eleştiriliyordu. Öyle bir durum var. Ben Madar İsmail varken de, Şenol Güneş varken de bu kadronun iyi olduğunu düşünüyorum. Bireysel olarak bakın yani, evet, eksikleri var mı? Var. Birkaç taktiği olunabilir ama Şenol Güneş'in tecrübeli bir teknik adam geldi. Bence elinde iyi bir kadro var. Şu dönemde bence onun için çok iyi bir şans. Tabii ki eksik oyuncular var ama milli takımda olanlar. Bunu iyi değerlendiği takdirde, hani diyorsunuz iki tane Galatasaray ve Fenerbahçe. Beşiktaş'ın bundan geri kalır bir yan olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani. Beşiktaş kalan maç, yani Dünya Kupası'ndan dönüşte oynanacak maçlarla birlikte bir ivme yakalayıp şampiyonluk yarışının içerisine girer diyorsun. Kesinlikle bu yarışın içerisinde olacağını düşünüyorum. İyi Şenol Güneş çok güveni veriyor mu? Bana veriyor. Veya ben öyle olmasını umut ediyorum, belki bilmiyorum dışarıdan. Ya biraz o güveni öyle biliyorsunuz. Şenol Güneş'in yerine başkası olsa belki de ben mesela bu kadar olumlu yaklaşamam ama Şenol Güneş'in dip yapan oyuncuları yukarı defalarca kez çıkardığını gördüğüm için bir anlamda böyle değerlendiriyorum. Şimdi başkanın 3-4 tane hocanın 3-4 tane transfer isteğini söylediği mevkiler sol bek. Ben söyleyeyim size. Sol bek, stoper, orta saha ve kanat. Sağ kanat yani. Gezal'ın yerine. Gezal çünkü uzun süre yok. Hani o mevkide bir şimdi
Redmond'da bir sezonluk kontrat var. Şu ana kadar çok iyi bir performans yok. Olabilir mi? Ya yani olabilecek bir oyuncu ama ortada performans henüz tam net bir şekilde yok. Gezal'ın sakatlığı var. Enkudu'da bir var, bir yok oyuncusu işte. Hani hoca bunları istiyor. Başkan da muhtemelen sol bekten başlar gibi geliyor bana. Ama orada Arthur Masuaku var tabii ki. Siz beş Masuaku'yu beğenmiyorsunuz mesela. Nasıl görüyorsunuz? Ben onun diş sakatlığı var. Ya onu bilemiyorum tabii, sakatlığı. Ben çok tempo tempo yapamıyor gibi görüyorum. Mesela canlı izlerken. Ama sol bek mesela daha onun bir yüksek bir oyuncuyu nereden bulacaksınız çocuğunda? İşte, kimi alacaksınız? Onu bana geliyor. Yani. Bak Şenol Hoca'ya kesinlikle ben çok güveniyorum ama onun Rozier konusunda biraz eleştirebilirim. Sanırım ona karşı biraz sıcak değil gibi veya şeyi var gibi. Rozier iyi olduğunda bence çok iyi bir oyuncu. Yani onu kazanması için, lazım. Rozier için aynen şunu söyledi. Onur Bulut'un adı geçiyor ya Beşiktaş'ta. Şunu söyledi. Dedi ki elimde Rozier gibi bir oyuncu varken ben Rozier'i yönetirim. Niye başkasını yönetirim diye. Şampiyonluk gördü. Neler yapabileceğini de bize gösterdi dedi. Ama onunla ilgili verdiğim mesajlar biraz daha sağ dışı bence mental onu olarak. Onu tabii o içerisine bilemedi değil mi? Biraz mental önce içerisine olarak. Ne vardır? Yakalayabilirsek ne mutlu bize dedi. Ama kaçarsa dedi yapabilecek ne bir şeyimiz yok dedi. Bunu? Abi bunu Rozier gösterecek bize. Tamam o zaman transfer mevzu kapandıktan sonra yani. Yani Rozier şimdi önünde yani alamayacaksın de... o zaman. Hayır. Ne bileyim ben. 5 maç var. 5 maçta performans. Ha, o aradaki. Hayır şöyle. Transfere kadar. Ben sağ beki transfer yapılacağını düşünmüyorum zaten bu arada. Bence çok güzel olur 5 yaşa. Yok Tayfur Bingöl de var orada. Ben mesela evet. Tayfur'u beğeniyorum. Bir alternatif evet, oyuncusu evet, var. Tayfur'u beğeniyorum. Dediğiniz gibi cezayla olması büyük sıkıntı. Sakatlığının uzaması yani. Onu belki. Ya. Nasıl döneceğini de bilmiyoruz. Ya ben Rozier'le ilgili hep aynı şeyi söylüyorum ama. Kardeşim bütün hayatını Gezal'la geçirmeyeceksin. Ya biraz da Gezal'sız oynamaya alış. Öyle değil mi? Hep Gezal varken hep iyi izliyoruz. Gezal yokken Rozier'i o kadar iyi izleyemiyoruz. Ya öyle tabii. Birbirini çok iyi tamamlıyorlar. Anlıyorlar. Bak işte Gezal gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Yani yetenekliğin dışında iyi bir oyuncu yani. Takım için gerekli, faydalı bir oyuncu. Yeteneklerini takım için kullanan bir oyuncu. Yani değeri belki çok fazla bilinmiyor gibi ama mesela Enkudu diyorsunuz. Bak Enkudu da iyi olduğunda iyi bir oyuncu. Hani kötü bir oyuncu değil. Kesin. Yani hep istikrar Enkudu'da işte. Ama o da bir oynuyor, bir oynamıyor, bekliyor falan derken kolay bir iş değil yani. Ama çok sakatlanıyor İbrahim. Yani kolay. Hangi oyuncusu da kullanırsınız? Bu sezon beni şaşırttı. Hayır sakatlanıyor adamı. Bu sezon beni şaşırttı. Çok geç sakatlandı. Muhteşem bir yetenek ha? Bu sezon beni şaşırttı. Çok geç sakatlandı. Ya onu bilemiyoruz tabii de bizim orada çok fazla eleştiriyorlar ya. Mesela bizim Larin'i nasıl elinden kaçırdılar mesela şimdi biz diyoruz. Kanada ve takım çok iyi değil ama Larin kesinlikle iyi bir oyuncu ya. Takım oyuncusu yani. Tamamlayıcı bir oyuncu. Fiziğiyle, ortaya koyduğu temposuyla hani doğru noktada bulunan bir oyuncu. Yani attığı gollerle bence iyi bir oyuncuydu. Onu bir tutabilirsiniz elinde. Yardımcı aktör gibi mi değerlendiriyorsunuz? Evet, aynen öyle. Arka tamamlayıcı direkt. Yani. Arka direk. Yani 4 sezonunda bana bir sezonların performansıydı. Zaten bir sezon kiralıktı. İlk sezonu çok kötüydü. Tabii yeni bir ülke, yeni bir yaşam. Kanada'dan geldi. Amerika'dan geldiğinde. 1,5 milyonu kabul etmedi. Gitti 300 bin euroya oynuyor. Çok fazla orada istedi. Orada kadroya giremiyor. Abi 1,5 milyon eurodan fazlasını istedim. Öyle başta öyle o geldiği noktaydı o. Tamam işte. Yani, yani. 2,5 milyon eurolar yani sonuçta menajer yani. Menajer oyunu. İşte bak bizde bak başarılı olabileceğini gösterdi mesela şampiyonuz. Evet. Attığı gollerle hani orada santrforu ikiliyor. Cezayir içeri geçtiği zanda. Direkt anlatabiliyor muyum? Abubakar'a yakın oluyor. Veya takım geri dönüşlerde temposu yüksek, fizikli bir oyuncu. Savunmada duran toplara yardım eden bir oyuncu. Yani artıları fazla. Yani derin olarak onu incelediğiniz zaman fazla ama çok yetenekli bir oyuncu mu veya ekstra bir şey mi? Değil tabii ki. Ama bir takım için olması gereken bir oyuncuydu yani. Şu an mesela savunma hattını zaten konuştuk da savunma da dahil olmak üzere söylüyorum tabii ki. Kalede Mert Günok var. İşte savunma ikilisi Sayıs, Tayyip Talha. Bekleri zaten uzun süredir konuşuyoruz. Orta alanda Josef, Getson, Delali, Salih. Bir şey olacak. İşte Delali ilk maçında solda oynatmıştı. Salih'in bir sakatlığı var şu an. Hafif. Getson, Salih, Josef oynattı ama merkezde çok zayıf Beşiktaş. Hücumda. Bu oyuncular bireysel olarak iyi oyuncular değil mi baktığımız zaman? Evet. Üçüne de baktığımız zaman yani. Delali'nin İngiltere şeyi kariyerli bir oyuncu. Getson bence yetenekli bir oyuncu. Josef şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden birisi bence. Geçen sezon da Josef. Mesela o yani, takımda ayakta kalan isim. Salih hem Türk oyuncu olarak hem orada biraz daha önde bir şeyler yapabilecek oyuncu olarak. Bence iyi bir orta sahası var. En azından işte bunu bir bütünlüğü yansıtabilmek. Yani takım yaratabilmek yani. İşte ben de aynı şeyi söylüyorum. Ya Salih'le ilgili bunu soracağım ya. Salih Uçan'la röportaj yaptığında şunu söyledi. Dedi ki Alanya Spor'da ben çıkış yaptığım nokta dedi. Alanya Spor'daki performans itibariyle savunma dörtlüsünün önünde oynadım dedi. Ben geriden oyun kurmayı seviyorum dedi. Hani orada kendimi daha iyi hissediyorum dedi. Çok fazla önde oynamaya sıcak bakmayan bir oyuncu. Ve şimdi Josef döndü. Salih öne geçti. Performansı düştü. Değişti.
Şimdi Joseph yokken tek başınaydı, evet, savunma önünde. Acayip bir performans izledik sezon edilse. Sonra biraz böyle düştü. Çünkü hücuma katkı sağlaması gerekiyor. Ya bir oyuncu mesela 6 numaradayım. 8'de o kadar değil ama 8'de görev veriliyor. Performansı da tam tersinde. Bu sürekli ediyor biliyor musunuz? Oradaki alanla oradaki alanda topla buluşmak, bir hareket etmek. Sizi orada rahat bırakmazlar. O çok çabuk düşünüp çok çabuk karar vermeniz gerekiyor. Aynen. Ama burada topu alıyorsunuz, kafanızı kaldırıyorsunuz, sağda suladır oyun yönlendiriyorsunuz. Vaktim var, topla çok fazla buluşuyorsunuz. Evet, Salih Alanya'da öyle oynuyordu. Bak ben Trabzon maçlarını izliyorum, Alanya Trabzon. Çok iyi performans ortaya koydu. Ama o bölgede oynuyordu dediğiniz gibi. Salih o ileri çıktığı zaman o kadar yetenekleri olan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bak yetenekli. Şütör. Yani ama Beşiktaş'ın 10 ama... numarası gibi olacak. Hani hı, biraz daha başarılı olacak bir oyuncu ama yetenekleri var. Tarzı farklı. Evet. Bir Oğuzhan Özyakup tarzı değil mesela. Daha farklı. Defansif olarak da mesela Joseph'in olmadığı dönemde çok iyi bir defansif istatistikleri vardı Salih'in. Ve acaba yani mesela eski yerine geri mi dönse? Bu oyuncular açısından nasıl? Bence bunu hocaya göre bir açıkçası. Bu yani oyuncular açısından mesela böyle kendini daha iyi hissettiği yerin dışında bir yerde oynamak nasıl bir zor bırakıyor? Ya ben hiç sağ bek sevmezdim mesela. Diyorum ya Tigana beni çok sağ bek oynattı. Gerçi hani çok geniş alanda oynuyorsunuz. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz topla. Çok az buluşma şansınız var. Ne bileyim yani. Hani yorucu. Stoper daha kolay değil mi? Çık hava topuna. Mücadele evet, et. Daha bir kısa alanda oynuyorsunuz. Bildiğiniz bir yer. Yani performans iniş çıkışlar oluyor. Kolay iş değil yani. Yani Toraman, nerede rahatsanız orada oynamak lazım. Üçlü oynamayı mı isterdin? Dörtlü oynamayı mı? Abi ikisini de oynadık. Ben Antalya'da üçlü oynuyordum. Onu soruyorum sana yani. Hani Beşiktaş'ta hep konuşuldu ya İsmail'in üçlüsü evet, dörtlü oldu falan diye. Onu soruyorum. Üçlünün rahatları var. Evet. Yani işte kanat oyuncuları da daha yoruldu o zaman. Yok zor değil. Hayır ön tarafa da kadar orta sahaya kadar geliyorsun ya, ya arkaya koşuyorsun. Bence stoperler için zor değil. Kanat oyuncuları için biraz zor. Ha. Yani üç tane oynadığınız zaman zor ha, değil yani. Daha kolay. Anlarım. Celal abi şimdi Şenol Hoca 3 ya da 4 transfer istemiş. Başkan da 1-2 diyor da sence Beşiktaş'ın kaç transfer ihtiyacı var? Ve hangi mevkilere? Beşiktaş'ın şimdi işte eğer Masako gidecekse sol tarafa muhakkak var. Yok, ben senin görüşün olarak soruyorum. Ha. Şu mevcut Beşiktaş'a sence kaç tane transfer ihtiyaç var? Mevcut Beşiktaş'a bence sol açık. Yani eski deyimle sol açık. Sol ön. Hadi sağda Redmond'u falan. Cenk de Enkudu orayı şu an oynuyor. Yok evet. Cenk'i sol ön ve sağ önde kullanmak Galatasaray maçında gördük. Çok yoruyor. Cenk eski Cenk ya arada 5 sene geçti yani. Artık öyle performans bekleyemezsin. Evet, yani yaşlı öyle kolay değil. Vegors'la Cenk ileride veya Muleka işte oynayacak. Muleka da açıkta olmuyor. Yani yanlış planlama bir yere çok futbolcu alınmış bir mevkiye. Diğer mevkiler eksik oluyor mesela. Toroman'a onun için sordum. Üçlü, dörtlü dedi ya sağ bek sol bek çok önemli. Şimdi Rozier'in çok büyük çıkış yapacağını zannetmiyorum. Zaten biraz erken küsüyor. Küstü daha doğrusu. Sol bek ve sağ bek Beşiktaş için çok önemli. Hakikaten şey geçen sefer de konuştuk ya hani Caner Gökhan Gönül veya hı-hı, Adriano işte sağ tarafta bazen Atiba'yı bile kullandık. Oraya bir kere Beşiktaş'ın olmazsa olmazı. Orası işlemezse Beşiktaş hiçbir şey yapamaz. Orta sahaya gelince geçen Arsene Wenger'in derim. Çok değişik bir şey. Bunu sana da söyleyeyim. Dinledin mi Arsene Wenger'i? Muhakkak dinle. Dijitürk'te var. Orta sahadaki insana diyor. Yani futbolcuya daha doğrusu insana değilsem. 1.2 saniye vakti var diyor. O sırada karar vermesi lazım. Orta sahada oynayan iyi futbolcular için. Çevre kontrolü. Her şeyi. Evet. 1.2 saniye diyor. Ama diyor daha yani Celal Sarsan yakın futbolcularda ki zaten onlar diyor çoğu yıldız oluyor diyor. Zaten farkı o. 0.1 saniyede karar vermen lazım diyor. Onları durdurmak için. Bak durdurmak içinden bahsediyorum yani aslında. Hı hı. Yani onu durdurdun döndürdün diyor. Zaten bitti, iş evet, yapacak bir şey yok. Geçmiş öyle olsun diyor. Yani evet, bunu da arada söyleyeyim yani Arsene Wenger'i. Sana da muhakkak tavsiye ediyorum. Madem hoca olacaksın. Yani bunlar zaten biliyorsun adam şeyi değiştirdi ya. Topla oynama şeyini değiştirdi. Evet. Şimdi hazır. Ben katılıyorum. Bunu daha da önemlisi. Top gelmeden önce düşünmek. Yani bütün çevre kontrol yapıp top bulduğuna karar vermeniz gerekiyor yani. Avrupa'daki farklı oyuncuları böyle seçiyorlar artık. Evet. Yani şimdi, ne kadar zorlaştı işte. Evet. Celal abi aslında böyle bir cümlesinde ben bir soru geldi aklıma. Şimdi döndürmek dedi. Savunmacılar açısından rakip evet, santraforları vesaire. Sağda en çok zorlandığı futbolcular kimdir rakiplerinde? Ya bak söyleyeyim ben formda olduğum zamanlar zorlandığım şey yoktu yani. O benimle alakalı durum. Konsantrasyonum düşükse o gün ne bileyim. Veya işte bir sıkıntım varsa kattım. Şey ama iyi olduğunuz zaman çekinmezdim yani. Korakur savaşmayı da severdim mücadele etmeyi. Ama bazı oyuncular vardı yetenekliler mesela. Bir, çok yetenekli. Aniden çok yetenekliydi mesela. Bir Fener'e topu aldım diyorsun tıklamış oluyor mesela. Aynen. O biraz sıkıntı yarattı yani. 10 metre fark oluyor böyle mi?
Var mı Anelka gibi başka böyle savunma yaparken zorlandığınız bir santrafor? Yok, Anelka hem topla iyi hem topsuz, çabuk, şeyli. Çok, gerçekten çok yetenekli bir, üst düzey bir oyuncu. Onun dışında çok fazla zorlandığım bir oyuncu bilmiyorum yani. Tabii ki olmuştur muhakkak birebirlerde ama. Peki başka bir soru şimdi aklıma geldi. Anelka deyince. Bu Alex'i niye kimse durduramadı Türkiye'de? Çok mu iyiydi? Yani çok mu süperdi? Yani yani çok üst, en üstte değildi çünkü. Yani en üstte olsa bir kere Brezilya milli takımında oynardı. Yani oynadı da Konfederasyon Kupası'na falan oynadı. Biz de neydi ondaki? Biz de, bizi mahvetti biliyorum. Bize karşı çok gol atmıştır. Bizim şampiyonumuzu aldı. Ben varken yani kupayı aldık. İkinci olduk ya Tigana zamanında. Evet, evet. Yani bu onu durduramamak sence ne sana anlatıyor? Yani nedir yani futbolda bunun çaresi yok mu? Ya, muhakkak var. Şu anda mesela analizlerin daha derin yapıldığı, daha fazla incelendiği bir ortamda Alex'e daha şans tanımazsınız yani. Değil mi? Ama işte o zamanlar işte bundan faydalanmamak biraz garip diye düşünüyorum. Güzel ben Alex'le birebir de oynadım biliyor musunuz mesela? Hani i̇şte bazen ortası oynadım mesela. Yorulmadığım maçlar oluyordu yani. Yani yorulmadan maçı bitirdiğiniz zamanlar. Çok fazla koşmuyor diyorlar. Koşmuyor yani. Ama bir tane pozisyon diyelim bir çıktınız bir an bir yerde boş. Tık orada. O anda tehlike mesela, anlatabiliyor muyum? Böyle bir oyuncuydu. Yani Alex evet temposu olarak düşük bir oyuncu ama her zaman tehlikeli bir. Bak Alex Türkiye Ligi'nde her zaman iş yapar. Evet. Ama Avrupa'da falan yok, böyle oyuncular zor. Oynayamadı zaten İtalya'da. Denedi ilk kere olmadı. Zor, çok zor artık yani. En unutamadığım maç hangisiydi? O kadar kariyer çok uzun tabii. Hiç bir anda hemen düşünmek. Çok maç var ya. İyisiyle kötüsüyle de yani. Ben iyisini söylüyorum. İyisini bekliyoruz. Ben Denizli maçını mesela. Evet, en o da şampiyon. Bir de gol attım en son. Evet. Sol ayakla gol atmıştım yani. O hep her zaman sol ayakla da çok denk gelmemişti herhalde kariyerinde. Başka bir soru daha soracağım. Çok denk gelmem ama o güzel bir goldü yani. O tam stresi üzerimizden gitti. Şimdi Sivas'ta da hem şampiyonluk hem de sol ayakla geliyor değil evet, mi? Aynen. Yine son maç. Ama bu sefer Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettiniz diyorlar. Bursa'ya isteyerek oynamadı Beşiktaş. Orada Roma da vardı ya. 2-2'lik maç. He, ondan sonra da işte Trabzon Fener'le beraber kaldı değil mi? 1-1 kalıyor onlarda. 1-1 kalıyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gidiyor. Ne oldu o sahada? Yani niye böyle konuşuldu? Yine tamamen palavralardan oluşan bir şey mi? Yani var mıydı öyle bir şey? Hani Fenerbahçe şampiyon olmasında biz Bursa'ya bana ne yenilmez diye. Hani dünkü İspanya Costa Rica maçı gibi. Yani Almanya çıktı. Neler çıktı öyle tabii. Ya oluyor ya yani futbolda böyle konuşulmalar oluyor. Sen yaşadın sahada ya onun için soruyorum. Işte, ülkemizde bu kadar çok kötü şey ki maalesef. Yani insanların. Kafa kötüye mi işliyor? Yani medyada çok fazla var taraftarla. Beni ne ilgilendirir mesela? Hani ben şampiyon olamamışım. Fenerbahçe olmuş, Galatasaray olmuş, Trabzon olmuş. İlgilendirmezken o günde yani bizim son maçımız bir iddiamız şeyimiz yoktu. Sochi'lerde artık yani. Yoktu. Belki konsantrasyon eksikliği biraz veya ne bileyim hani. Şimdi o maçta işte biz kaybediyoruz. Kendi kalemize onu diyorsunuz değil mi o maç işte yani. Böyle bir şey oluyor. Çok fazla konuşuluyor. Ben bunu ben anlayamıyorum mesela yani. O sezon bir tek o maçta kendi kalemize gol attınız. Fenerbahçe'de daha çok arkadaşım var. Hani Ümit Birliği takımında olan görüşüm arkadaşlarım var yani, anlatabiliyor muyum? Diğer takımlardan. Daha da önemlisi size bir şey söyleyeyim. O sezon bak o maçtan 2 ay 3 ay önce benim kontratım bitiyor. Yani belki Beşiktaş'tayken. Evet. Ben o zaman Fenerbahçe'nin yöneticileriyle yani başkanla telefonda bir tane yönetici isim vermeyeyim evinde buluşup bana teklif ettiler yani Fenerbahçe'de. Ali Yıldırım mı? Fenerbahçe'de oynamam için ve aldığım çok yüksek paralarını şey yaptılar, söylediler yani teklifte bulundular. Ben Beşiktaş'ı sevmesem, bağlı olmasaydım ben onlara imza atabilirdim bile o durumda. Düşünebiliyor musunuz? Ama böyle bir oyuncu, ben şimdi Fenerbahçe başkanları aram iyi. Hani yöneticileri bana bir teveccüh bulmuşlar, beni transfer etmek istiyorlar. Aldığım paranın çok çok üstünde teklifte bulunuyorlar. Ben bunu da doğru düşündüm, açık söyleyeyim ya. Bak ben Beşiktaşlıyım. İnsan ister istemez kafası karışabiliyor. Acayip bir rakam o zaman yani. Tabii ki yani. Evet karışıyor yani. Ben teşekkür ettim yani. Dedim hani ilginize teşekkür ederim. Bana gösterdiğiniz teveccühe falan giderim. Olay kapandı. Bundan iki ay sonra o maç oluyor yani her neyse. Düşünebiliyor muyum? Hani futbolun içerisinde olan şeyler var. Dünya kupası şimdi birçok kendi karşısına gol atılıyor yani. Bu ne ilklerinde son olacak. Yani. Ama konuşuluyor işte İbrahim. Yani Costa Rica, ya abi, koca İspanya diyor. Bursa Spor şampiyon olmak için çıkmış. Sizin o maçta bir şey amaç yok zaten ortada. Bursa Spor şampiyonu beni ne ilgilendirir yani? Veya bizim hayır, başka bir sporcu niye ilgilendirir Bursa Spor'un yani? Oyuncuların daha fazla konsantre olması, daha fazla ısırması o maçın normal değil mi? Tabii ki yani taraftar odur budur yani. Ne bileyim garip. Yani evet ülkemizde konuşulan şeyler bunlar ama. Bir ben de, üzüldüm o zamanlarda ama yapacak bir şey yok. Yok yani. Bir şey yok. Bir de şimdi o dönemde hani Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın arası iyi değil konusu var da Beşiktaş ile Bursa Spor'un arası çok mu iyiydi? Ya ne olursa olsun ya bak ben kendi futbolcu yani sporcu ahlakımda veya bakış açımda beni ilgilendirmiyor yani. Hani
Ben kazanamıyorsam, ben şampiyon değilsem kim oldu? Bana ne, beni ilgilendirmez ki. Kim hak ediyorsa en güzel olsun. Örneğini mesela Arjantin'den gördük değil mi? River Plate Boca Juniors'ı şampiyon yaptı ya. Son dakikada kalecisi, River Plate kalecisi penaltı çıkardı. Çıkarmasa Boca Juniors şampiyon olamıyordu. River Plate ezeli rakibini şampiyon yaptı. Ben futbolcuların böyle düşünce yapısı olacağını hiç zannetmiyorum. Yani. Bence, benim gördüğüm hiç bana denk gelmedi. Hiç bilmiyorum. Sadece dışarıdan böyle bir algı oluşturuluyor, konuşuluyor. Herhalde basında malzeme olan bir şey gibi. Bilmiyorum yani. Dedikodunun olucusu daha çok olur diyoruz o zaman. Ya öyle tabii. Her şeyi birilerinin üzerinden başarısızlık şey oluyor. Yani hakemlerdir. Ya da her yani başarısızlığı bir sebep arama tabii, değil mi? Yani bir şey arayacaksın ki. Ama dünyada da böyle bak. Yani bir tek burada kendimizi suçlamayalım. Alman basını yanıyor. İspanya yaktın bizi falan diye. Halbuki en büyük suç onlarda. Kendisinde yani. Ki. Japonya yenilmeyecek. Bu arada yani. İspanya gerçekten yakmış olabilir. Kendini düşündüğü için Brezilya ile eşleşmemiş. Bravo. Bunu yapabilir yani. Bravo, aynen öyle. Ha, bir şey söyleyeyim. Yapmaz mıydınız? Mesela bir düşün. Ha, milli takım. milli takım. Hayır. Milli takımdasınız şimdi. Şimdi final yolunu düşünüyorsunuz öyle değil mi? Düşünüyorsun. İkinci çıkarsam Brezilya ile eşleşmiyorum. Birinci çıkarsam eşleşiyorum. Normal değil tamam mi kendisi? Tamam da o sahada o sırada düşünebiliyor musun ya Toraman bunu? Ya onu tutup düşünemez o sırada. Bence ya. De ya. Ha, maça öyle çıkmış olurdu. Bir ara bir dakikalar vardı ya, hani elenebilirdi. Bravo. Yani. Yapılabilir de bu arada. O kadar zannetmiyorum yani. Aynen. Çok zor ya. Bu rakibinizi değil kendinizi düşünüyorsunuz. Finale çıkmak için. Ben olsam valla Brezilya ile eşleşmek için şu Dünya Kupası'nda yapardım yani. Brezilya çok iyi. Dünya Kupası ile ilgili takip ediyorsunuz muhtemelen. Favorin kim? Ya birçok favori var aslında. Hani baktığın zaman yine bana önde olanlar. İlk maçları itibariyle böyle grup maçları. Ben yine Fransa'nın ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Evet, aynı düşünüyorum. Arjantin'de o. Üçümüz de mi aynı düşünüyoruz? Fransa, Brezilya ben diyorum. Arjantin çok kötü ama bilmiyorum nereye kadar gelir. Arjantin'de şöyle bir şey, çok tutkullular böyle bir. Çok fazla istiyorlar. Çok, bir baskı altında bence oynuyorlar. Şimdi daha rahat şey yaparlar. Bir de hani ama hep tamam, kapalı o şeyler oynadılar. Akan şey sol bek diyorsunuz. Akunya evet. Akunya. Messi bile ona bence sinir oldu. O ya şey ne yapıyor ya? 10 tane top saydık benim oğlanla ya. 10 tane topu da kötü davran. Nasıl Arjantin? Yani eski Arjantin. Yine eskiye gittim ama ya eski Arjantin. Kempesti dönemleri mi? Yani aynen. Tarantino vardı sol bek. Harika. Yok o kadarını hatırlamıyorsun. Evet, 78'i o. Ama bir şey söyleyeyim bak, çok bir örnek abi. Yani çok iyi kapandı. Rakip takım. Polonya diyorsun en son maç değil mi yani? Evet. Çok iyi kapandılar. Ama orada hep o şey boşta kaldı. Evet. Onu mağazan boş bıraktılar. İşte mağaz kaldı ama işte orada yetenekli bir senin sol bekin sağ bekin olduğu zaman işte bunları onlar kullanıyorlar biliyor musunuz? Boşluğu onlar yaratıyor. O çünkü sürpriz oluyor. Ona engel olamazsın. Aynen. Eşleşiyorsunuz o boşta kalıyor her zaman. Bravo. Ama 10 topu da harcadı. Üçümüzün de favorisinin Fransa olması beni biraz şaşırttı tabii ki ilk maçta itibariyle. Niye kendin çıkan ben bir var. Tane Brezilya bekliyordum arada açıkçası. Ya Brezilya değil de galiba yanlış bilmiyorsam Arjantin ve Brezilya'dan bir tanesi zaten yarı yolda kırılıyor mu? Yarı yolda kırılıyor. İkisinden biri yarı finalde karşı karşıya geliyor. İşte İspanya yaptı. Vallahi sürpriz olursa o hatırladığım kadarıyla gruplarda Amerika'da sürpriz yapabilir yani Arjantin'e. Arjantin tarafında. Ya, doğru söylüyorsunuz. Çok beğendim. Yani. Atletizm takımı ya. Koş. Yani futbol olarak bir şey göremiyorum yani. Beni hayal kırıklığına. Evet. Topla çok çabuklar. Atletizm işte. Topun temposu. Hayır kendileri koşmalar o kadar değil. Topu da çok çabuk çeviriyorlar yani. Benim şu ana kadar izlediğim maçlarda. Alır mısın bir tane futbolcu? En beğendiğim alır takımlar. İlk maçlar itibariyle en beğendiğim takımlar. Brezilya, Fransa ve Fas. Ben İngiltere'yi istiyorum Fransa, da olmuyor. Brezilya, Fransa son maçını hani öylesine şey yaptı. Evet, aynen. İlk maçta zaten gösterdi ilk 11 ile neler yapabileceğini. Evet, Fas'ı da çok beğendim. Hayal kırıklıklarım ise Danimarka, Belçika ve Hollanda. Belçika kesin. Bir Belçika, Belçika ya. Evet. Belçika rezalet ya, yazık ya. Hakikaten yazık. Böyle bir yani böyle oyuncuların böyle bir milli takımı işte bak diyoruz ya. Hani kadroyu falan soruyorsun İbrahim'e 5 yaşın kadrosu falan ama al Belçika'nın kadrosunu saysana. Hangisini almazsın 5 yaşa? Müthiş, evet. Hangisini almazsın kalecisinden sağ bekinden sol bekinden? Aşırı yaşlı takımlar. Ya ne aşırı yaşlı ya? Hepsi çok iyi isimler yani. Bak, yani o jenerasyon yani, genç yaşta kazanamadıysa geçmiş olsun yani. Yani 5 yaşın sorunu da o işte. Yani öyle iyi futbolcuları alıyorsun ediyorsun ama takım olmak apayrı bir şey. Maalesef. Evet. Yani çok doğru söylüyorsunuz abi. Mesela dünkü maçı izlediniz. Japonya'ya içimize şey yapmıyor o kadar ama yani bir tane hani oyuncu olarak isim bile veremezsiniz. Aynen ama. Ama ben dün oyunun son dakikalar resmini çektim böyle ekrandan yani. Bu kadar topsuz oyunu iyi oynayan. Yani müthiş bir şey gösterdiler ya. Gerçekten bak. Teknik taktik olarak topsuz oyunu nasıl oynanır bence ders veriyorlar. Evet.
Alman çok Japonya. Fazla Almanya'da oynayan oyuncusu var Japonya'nın. Almanlardan daha disiplinli oldular galiba. Çok disiplinler yani. Evet, programımızda yavaş yavaş sonuna geldik. Eklemek istediğin bir şey varsa, özellikle tekrar sorayım. Hani 10 yılını Beşiktaş'ta geçirdin. 7 yıl önce futbola veda ettin. Beşiktaş'ta İbrahim Turaman'ın diyorsun ben. Tekrardan Beşiktaş taraftarına belki söyleyeceklerim vardır. Ya dediğiniz gibi Beşiktaş'ız her zaman. Bu değişmez. Hani saha içerisinde oynarken de öyleydik. Takım kaptanlığı yaptık. Onun dışında bir Beşiktaş taraftarıyım yani. Dışarıdan desteğimi veriyorum. Elle her zaman takımın içerisinde olup değil de yani dışarıdan da her zaman kendi görüşlerimizi, fikirlerimizi veya dışarı elimize ne gelirse onu yapmaya çalışıyorum. Yani 10 yıl boyunca iyisi kötü çok şey yaşadık. Yani hayallerimi gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Ayrı sürecim kötü oldu ama her zaman Beşiktaş'ız. İyi olmasını, taraftarın beni sevdiğini, desteklediğini her zaman biliyorum. Onlara teşekkür ederim. Yani 10 yıl defans oyuncusun çok uzun bir süre. Yıpratıcı bir süre. Yani sen bireysel olarak istediğin kadar iyi ol. Takım şampiyon olamadığı zaman kötü gözükürsün. Veya nasıl evet. Alırsın yani kötü anlamda. Buna rağmen kötü maçlarım da olmuştur. Ama taraftar bana bir gün her gün hiçbir zaman bir kötü bir şey tezahürat, kötü bir tepki vermemiştir. Onlara teşekkür ediyorum. Yani tabii ki şu anda belki öyle bir saha içerisinde veya kulüpte bir bağlantımız yok ama gönlümüz her zaman onlarla inşallah başarılı oluruz. Bir de yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz diyorsun. Ya tabii o her zaman benim hedeflerim arasında var yani. Geniş baktığımız zaman onu her zaman düşünen ve isteyen birisiyim. Dediğim gibi biz buna her zaman kendimizi hazırlıyoruz. Önemli olan bize o gözle bakmaları, güvenmeleri yani. Yeri abi senin söylemek istediğin bir şey var mı? Valla ben İbrahim Torum'a tavsiyem yılmasın, devam etsin. Tabii ki zorluk, her şey zor. Zaten yani zorluktan gelerek 16 yaşında işte Sivas'tan Antep'e minibüsle, otobüsle giderek oldu zaten. Tabii insan belli bir rahatlığa kavuştuktan sonra hep burada kalacakmış gibi zannediyor ama işte her şeyin bir sonu var maalesef. Yani her şeyin sonu var. Yani sonuçta yaşayacağız, tabii, öleceğiz ya yani. Onun bile sonu var yani. Yani bence devam etsin işine. Sevsin futbolu. Zaten seviyor. Ama yani girişken ol biraz İbrahim ya. O yok, o yok. Evet işte. Yani... Biraz girişken ol. Yani ben sana söyleyeyim. Hala diyorsun ki 5 yaş kötü bitirdik 5 yaş. Niye? Ben öyle hatırlamıyorum ya. Niye kötü bitireceksin ya? Olur. Yani kırgınlıklı ya. Belki ya, içimizde canım. Kalan burukluk. Ya, yok. Belki onu ifade ediyoruz. Ya onu geç. Ama yok. Kendi kendine, bile söyleme. Bir abi olarak sana söylüyorum. Kendi kendine bile söyleme. Yok kötü ayrıldık falan diye bir şey yok. Yaptım işimi. Gittim. Beğendiler. Kaldım, beğenmediler. Gittim ama futbolcu zaten herkes. Sen de profesyonel olarak çalışıyorsun. Beğenmezlerse yarın sana ne diyecekler? Evet. Kalma diyecekler yani. Bu işler böyle. Biraz daha girişken olursan gerçek İbrahim Toruman'ı bence Türkiye'yi hem ispatlarsın hem de deneyimlerinden de hem gençler hem de ya o konuda kendimi eleştiriyorum. Bireysel olarak bu sosyal ilişkiler. Ders al ya. Çok iyi birisi değilim yani. Git kimden öğreniyorsan. Hani bu bak yanlış anlarsın dediğim gibi zorlandığımda kort çekinde falan değil olay. Ben yap olarak öyle birisiyiz. Evet onu anlatıyorum yani. Sana işte. Evet belki de ders alman lazım. Psikolojik olarak veya ne bileyim ben artık kimden alınıyorsa üniversitede veya neyse onu bilemem. Ama yani önemli çünkü çok da. Girişimcilik. Evet aynen öyle ki bravo girişimcilik yani var dersleri var. Hayır daha gencecik çocuk ya daha bir şey değil ki. Aramızda 20 yaş fark var ya. Yani o kadar var mı? Yani düşün bir 20 yaş daha düşünüp benim gibi olmam var ya. Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Evet, bu hafta da İbrahim Toruman konuğumuzdu. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.